Evet. Aynı periyot yani, aynı yaprak, o aynı mevsimler gibi yani. Evet. Yakın birbirine. Zaten bakın bir şey daha var. Lütfen. Serdar Bilgili'nin başkan olduğu o dönem localarda silahlı bir baskın da oldu. Yani Hürriyet Gazetesi haber yapmıştı bunu. Yani o zaman internet olmadığı için bu dijital arşivde var mıdır yok mudur bilmiyorum ama evet. O dönem bir şeyler vardı, tatsızlık vardı. Evet. Birbirine yakın dönem yani Bahattin Bey. Peki ne oldu da 13 puan öndeyken birdenbire şampiyonluğu kaybetti? Niye Lucas çok kızdı ve gitti? Ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şu anda görevli olan bir gazeteci, birisi, Fuat Yaman, ben, üçümüz, biz 11 puan öndeyken maç fazlasıyla, 11 puan öndeyken Bağdat Caddesi'nde, Starbucks'ta sohbet ediyoruz. O kişi dedi ki, Aziz Yıldırım dedi, şampiyonluğu aldı dedi. Aynı bu dedi. Yani nasıl şampiyonluğu alacak? Yani öyle bir şey olmaz. Ya hocam dedi, o gitti de şampiyonluğu. Ya dedim, Beşiktaş dedim, 1,5 yıldır Lucescu'nun takımı 2 kere yenilmedi dedi. Ya. 1,5 yılda 1,5 kere yenildi. Evet. Korkunç. Mümkün değil dedim. 11 puan öndeyiz. Mümkün değil. Fuat Hoca da aynı o şekilde. Dedi ki mümkün değil dedi 11 puan kadar. Ondan sonra Beşiktaş-Samsunspor maçında tribündeydim. Meşhur hakemin yönetimiyle attığı oyuncuları ve hakemin yönetimini görünce birkaç ay önce bana söyleyen o arkadaşımızın, o dostumuzun sözleri aklıma geldi. Bir anda film şey. Ve tabii orada bir enteresan şey daha var. Fenerbahçe'nin eksik maçı vardı 11 puan öndeyken. Devre arasında Nobre'yi aldılar. Nobre'yi ilk yarıdaki eksik maçta oynamaması gereken, orada lisansı yoktu, erteleme maçında oynattılar. Yani usulen Beşiktaş Kulübü'nün yöneticilerine itiraz edip Fenerbahçe'nin hükmen mağlup alması gerektiğini bütün spor yazarları o zaman ve spor kamuoyu söylemişti. Evet. Ve hükmen mağlubiyet için istekte bulunulmadığı biliniliyor o zamandan. Ve Fenerbahçe o eksik maçını ara transferde ettiği Nobre'yi oynatarak ve onun attığı golle kazanarak, yanılmıyorsam Rize Spor maçı olabilir, 8'e düşürdü Bahattin'de. O maç eksik. Yine de 8 puanın kapatılması mümkün değilken evet, biz bir Samsun Spor faciası yaşadık. 5 oyuncumuz üst üste kırmızı kart gördü ve hükmen mağlup olduk. Ve o periyodun arkasından çok şey olduğunu söylüyorlar. Yani Lucescu da biliyorsunuz sonra çok şey söyledi. Kendisine oyun yapıldığını, Beşiktaş'ın şampiyonluğu alındığını vesaire. Buna istinaden çok konuşmalar oldu. Evet. Serdar Bilgili kendisine küfür edildiğini söyleyerek Fenerbahçe maçında istiva etti. Ben o gün de maçtaydım. Ben kapalı tribündeydim. Serdar Bilgili numaralı tribündeydi. Ben kapalı tribünden stadyumda başkana küfür edildiğini duymadım. Yani Beşiktaş taraftarı Serdar Bilgili'ye küfür etmedi. Belki, bilemiyorum, yanındaki bir kişi, iki kişi bireysel bir şey söylemiş olabilir. Çünkü Serdar Bilgili şöyle bir laf etti. Küfür edenleri tanıyorum. Küfür edenleri tanıyorum da biz Beşiktaş taraftarına lanse etme bunu, yükleme. Dolayısıyla o da onu söyleyerek gitti. Nedir, ne değildir? Orası bir soru işareti kaldı. Lucescu'nun da yıllar sonra defalarca birden fazla
her fırsatta söylediği enteresan bir hikaye bu Fatih'in de. Benim hatırladıklarım, yaşadıklarım ve bana söylenilen Fuat Hoca ile birlikte 11 puan öndeyken bu şampiyonluğumuz gitti dendi ve bizim inanmadığımız bir hikaye sonunda da gitti. O gazeteciyi merak ettim ama tabii vermek, isim vermemek haklısınız. Özel bir konuşma diye günün birinde o dinliyordur, takip ediyordur, takip eder mutlaka. Tamam. Evet ben bunu söyledim, nedenleri bu budur derse. Tarih çünkü bunlara muhtaç, yani insanlık kayda geçmesine muhtaç her şey. Doğru, İnsanların nerede hata yaptığının bilinmesi lazım. Eyvallah, güzel ifade ettiniz. Eyvallah, çok sevdiğim bir şey, kayda geçmek. Peki buradan bir takım şeyler, maddi imkanlar, şeyler kazanıldı değil mi? Yani haliyle bu satıldığına göre bu o şey, şampiyonluk. Birileri bir şeyler aldı değil mi yani? Bilmiyorum, neyin ne olduğunu bilmiyorum. Korkunç bir şey yani, 13 puan öndeyken birdenbire şampiyonluğun verilmesi. Evet, buyurun. O dönem bildiğim şu var, Serdar Bilgiler'in Arsaniplik yanılmıyorsam borsada ceza aldı Serdar Bilgi, yasaklıydı. Şirketi, tahtası kapandı. O da kayıtlarda var mutlaka. Yani bir gazeteci yanılmıyorsam Necil Ülgen'di. Evet. Olayı girleyerek Kohiba prosunu yaktı, onu yaktı, bunu yaptı diyerek Fanatik Gazetesi'nde bir mizansen yaratarak bir yazı yazdı. Evet. Serdar Bilgin'in ismi geçmiyordu. Sonra onu dava etti. Bana böyle diyor işte satmışım şampiyonluğu gibi. Valla çok spekülasyon hikaye oldu. Borsa hikayesi oldu. Oldu. Tabii biz şimdi bunları yan yana koyup bir yorum yapamıyoruz. Ama peki, enteresan çok iş oldu. Peki. Hüseyin Bey, hızlı gidiyoruz. Şimdi Süleyman Seban'ın MİT görevlisi olması için hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için ne ifade ediyor? Evet sevgili seyirciler, arkadaşlar. Bugün 12 Ekim 2021 Salı, ben Bahattin Çağdaş. Konuğum bir futbol adamı Hürsel Tekin Oktay. Şimdi biraz önce turizmle konuştuk. Turizm şapkası, yani hem futbol adamlığı hem turizm, iki şapka birden taşıyor. Turizm sektörü acil olduğu için, turizm sektöründe bir takım hayati sorunlar olduğu için ondan bahsettik. Şimdi biraz futboldan bahsedeceğiz. Hürsel Bey Beşiktaş kulübüne başkanlığa adaylığını koymuştu. Aynı zamanda teknik direktörlük yaptı. Altyapılarda çalıştı. Beşiktaş altyapısında çalıştı. Fenerbahçe'de oynadı. Çanakkale Dardanel'i çalıştırdı. Oradan birçok futbolcunun şey yapılmasını önünü açtı. 17 yaş gençleştirdi. 17 yaşa düşürdü Dardanel'i. Bir sürü şey nokta var. Onların hepsini konuşacağız. Hüseyin Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Tekrar. Futbol konuşmak daha güzel. Ama öbür sürü hayati mesele olduğu için evet o şey yaptık onu. Şimdi Fenerbahçe'de oynadınız. Ama Fenerbahçe'de aslında şunu söyleyeyim. Eğitimi seçtiniz. Buyurun. Fenerbahçe'de oynayamadım Bahattin Bey. Evet. Fenerbahçe genç takım demek istedim. Fenerbahçe'de altyapıya gittim. Abdullah evet. Genç zamanında çok büyük bir futbol hocasıydı. Benim de muhitim orada olduğu için ve belki daha geniş konuşma imkanı olduğu zaman konuşurum. Türk evet. Sporu'nun en büyük talihsizliği okul, ev ve idman sahalarıyla alakalı bir düzensizlik vardır. Halen öyledir. Sporcu okula gider, eve gider, idmana gider. Bunların arasında geçirdiği süre ve zaman dinlenme, beslenme ve yüklenme prensiplerini futbolda ve sporda çok önemlidir, çok bozar. Evet. Dolayısıyla benim de muhitime yakın ve gidebileceğim yer olarak Fenerbahçe Kulübü'ne gittim ama tam gün okumam yüzünden ve idmanlara devam edemedim. Orada
profesyonel bir başlangıcın zeminini atamadım. Evet. Tabii Beşiktaşlıydım da. Hep Beşiktaş'a gitmek istedik ama dediğim gibi Kadıköy'de okuyordum. O da nasip olmadı. Evet. Hani Fenerbahçe'de oynamış deyince Rıdvan Dilmen'le falan oynadı diye sanmasınlar diye söylüyorum. Bir an altyapıyı söyleyemedim. Pardon. Evet. Altyapıyı söyleyemedim. Ya Beşiktaşlıyım. Beşiktaş başkanlığı adayınız koydunuz. Bir özelliğiniz daha var. Fulya davasında kendi imkanlarınızı kullanarak, hatta belki de cebinizden para harcayarak, zamanınızı vererek Fulya davasını takip ettiniz ve Beşiktaş'a milyon dolarlar kazandırdınız, değil mi? Kazandıramadım, kazandırabilirdim. Hukuki evet. işlemleri kazandırabilecek, kayıpların hepsini geri alabilecek hukuki işlemleri gerçekleştirdim. Fakat ona tahsil edebilecek ve rücu edebilecek hukuki mesnetim olmadığı için onu mevcut dernek yönetiminin yapması lazım. Dernek yönetimi yapmadığı için kazandırmamız gereken kazançları, değerleri maalesef imkanlarını hukuki olarak yaratmamıza rağmen kazandıramadık. Bir 10 senenizi mi harcadınız? Aslında 2005'te başlayan bir hikaye, 16 sene. Ve bakın bir şey diyeceğim Bahattin Bey. Buyurun. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak arkamda doğru işleri yapan insanların arkasında hukukun ve özellikle geçici görevle gelen, devleti yönetmekle mükellef olan siyasi iradenin hep bunlara güvendim. Yani ama bir şekilde burada hayal kırıklığına uğradım. Yani az önce hani para harcamak vesaire bunlar çok önemli değil. Zaman harcamak çok önemli değil. O da önemli. Mesela çocuğum büyüdü, çocuğumun nasıl büyüdüğünü fark edemediğim zamanlarım oldu. Çünkü yıllarca hukuk da okudum. Yani okudum bu davaları kazanmak için, bu belgeleri çıkartmak için. Klasör klasör işte 60-70-80 tane duruşmaya yazmış olduğum dilekçeler. Yani avukatların dışında hep davalara girdim. Bir avukata verip bırakmadım. Kendi dilekçelerimi yazdım, kendi belgelerimi çıkarttım. Belediyeli belgeleri çıkarttık. Yani onun hikayesi o kadar uzun ki. Ama şu var. Verdiğiniz emek de helal hoş olsun da yaşadığınız hayal kırıklığı kötü. Yani ben yaşadığım sürece Almanya'da veya İngiltere'de yaşamış olsaydım mevcut suistimali olan insanları içeri atarlar. Değil mi? Ve takır takır o para derneği olan, kamunun hizmetine olan derneği içeriye takır takır o parayı sokarlardı. Şimdi Fulya Projesi diye Google'a yazın, görsellere girin. Orada bir 67-33 hikayesi var. Yani yazıyorum ve giriyorum. Siz devam edin. Girin. Fulya Projesi yazın. Google görsellere girin. Ekrana bir kez getirin. Orada 67-33 göstereyim ben. Fulya Projesi dedim. Görsellere girdim. Bir saniye göstereyim. Vereceğim şimdi ekrana. Peki. Bir saniye ekrana verelim burayı. Gördünüz mü 67-33 oranını çıkan? Şimdi şöyle girdim. Siz de görüyor musunuz? Bakın evet şu kırmızıyla bize verilen 67, müteahhite verilen 33. He. Tıklayın orayı. Resmi iyice gözüküyor herhalde o zaman ekranda. Şu. Evet. Şimdi Bahattin Bey, o öndekiler 33, arkadakiler 67. Evet. Ya bu matematik, böyle bir matematik gördünüz mü siz? Beşiktaş'ın hakkı oradaki yukarıdaki yer üstündeki imalatın %67'si. Müteahhitinde %37'si. %33'ü. Ters değiştirmiş. Öndeki uzunlar iki tane paralel. 33 diyorlar. Yani evet. Arkadakilerin iki misli büyük diyorlar. Böyle bir şey var mı? Yani Burada ne olmuş? Nasıl bir yolsuzluk olmuş Hürser Bey? Seyircilerimizin anlayabileceği şekilde. Şimdi burasının aslında Mimarlar Odası'nın İstanbul Barosu'nun hali hazırda ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
İmar ve İskanlık Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, evet, hepsinin burada sorumluluğu var. İhmali var. Evet, evet. Hepsinin hala bu işe el atabilecek şansları da var. Aslında kapanmış bir şey yok. Hala evet. Şu anda. Hala. Neticede hala var. Onu da izah edebilirim. Hala var. Şimdi burada Gençlik ve Spor Bakanlığı burayı Beşiktaş'a spor yapması için spor alanı olarak veriyor. Ne zaman? Ne zaman veriyor? Turgut Özal'ın zamanında. Tamam, 80'ler, 84, 85, evet. 86. Beşiktaş, evet. Şeref Stadı'nda futbol tesisleri varken, orada çalışırken Şeref Stadı'nda. Evet. Çırağan'da. Orası da devletin yeri. Diyorlar ki seni biz buradan çıkartalım, Beşiktaş orayı kiralamış. He. Sana Fulya'da kiralamada arsa verelim. Senin evet. Olsun diyorlar. Wow. Evet. Ve Fulya'daki yeni Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ne spor yapması için veriyorlar. Bu sadece Beşiktaş'a değil, birçok kulübe spor yapılması. Anayasada biliyorsunuz 58. yanılmıyorsam maddesi, devlet sporu destekler, teşvik eder gibi. Anayasanın temel maddeleri bunlar. Evet. Ve burası derneğin bir arazisi oluyor. Derneğin arazisi Fulya'da. İşte biz Nihat Kahveci'yi oradaki çamurlu sahada oynatarak çıkarttık Fulya'da. O şimdi inşaat olan. Yanındaki iki saha yan yanaydı. Çim olan da A takımındı. Şimdiki mevcut Kuntz orada idman yapıyordu. Milli takım teknik direktörü olan Kuntz. Orada bizim yanımızda idman yapıyordu. Biz de yanında Stefan Kuntz. Evet. Evet, Stefan Kuntz. Biz haftada bir kere, ben PAF takım hocalığı da yaptığım dönemde, haftada bir kere A takımın olduğu çim sahaya bir kere girip haftada bir kere çift kale yapabiliyorduk orada. Ne güzel. Ondan sonra yine çamura geliyordum. Bayram. Hani şimdi diyorlar ki efendim Ajax modeli falan filan, gidelim 100 tane tesis yapalım, 50 tane. Tabii tesis çok önemli. Ama biz Nihat Kahveci o inşaatta Beşiktaş'ın imar alanında üçüncü kişilere rantın büyük bir şekilde, haksız bir şekilde verildiği yerde toprak sahada biz Nihat Kahveci'yi yetiştirdik. İşte orası öyle bir yer mi? Orası Beşiktaş'ın altyapısının da üst yapısının da idman sahalarıydı. Burayı Süleyman abi 90'lı yılların ikinci bölümünde, 5'ten sonra 96-97 yıllarında dedi ki ben dedi Beşiktaş'ın dedi transferde zorlanıyorduk çünkü. O zaman biliyorsunuz futbol endüstrisi diye bir şey yoktu. Yani sponsorlar yoktu, nakden yayın gelirleri yoktu. Sadece spor toda evet. Yılları vardı. Evet. Ve para bulunmuyordu. Yani amatör bir düzeydeydi futbol. Özellikle Türkiye için diyorum. Ve bu transfer iyi takım kurmak için de Beşiktaş devamlı öz kaynak düzenine girse de, kendi futbolcularımızı yetiştirsek de, yurt dışından bir futbolcu almak istiyordu. Para lazım. Süleyman abi dedi ki ben burayı dedi kat karşılığı bir Fulya projesi adıyla bir proje yapacağım. Ve sahip olduğumuz buradaki mülklerden, alacağımız kiralardan Beşiktaş'ın her yıl transferlerini bedavaya getireceğim. Ve futbol kulübüne harcadığımız parayı hiçbir yerden artık ihtiyacımız olmadan biz kira gelirlerimizi halledeceğiz. Bu şekilde, çünkü Sıraselviler'de bizim binamız vardı, kulüp binamız. Akaretlere de Garanti Kozo ile koçun firmasıyla anlaştı Süleyman abi. Oraya 4 tane plaza dikildi. Biz küçücük 2 metre 3 metrekare başkanın odasından, ben kulüp üyeliğini de orada oldum. Yanılmıyorsam 89 yılıydı. Emin değilim. 80'li yıllarda Sıraselliler'deki binadan akaretlere geldik. Süleyman abinin o maharetiyle. Şimdi evet. Aynı o şekilde bir level daha atlatıp Fulya projesiyle hasılatlarıyla, kira hasılatlarıyla tüm giderlerimizi karşılayacağım diye bir proje anonsunu yaptım. Ve aynı zamanda arkasından da dedi ki aslında bu, bakın, tarihi bir konudur bu.
Sonra dedi vakıf kuracağım dedi. Bir daha en önemli şeylerden bir tanesi Galatasaray'ın dedi üniversitesi olduğu gibi Beşiktaş Üniversitesi'nin olmasını istiyorum dedi. Vakıf kuracağım. Malları da vakıfın üstüne devredeceğim dedi. Çünkü benden sonra birileri gelir buraları satar dedi. Yapar. Ondan sonra tabii keşke bunları söylemeden yapsaydı. Söyleyince tabii millet de bunu görünce herhalde anormal bir siyaset başladı. Ahmet Dursun, Seba gitsin hikayesiyle Süleyman abi küstürüldü, üzüldü. Görevinden istifa etti. Çok başarılıydı. Ve 2000 yılında istifanın sonucuyla hemen yeni gelen yönetim, Serdar Bilgili yönetimi, bunu çok kimse bilmez. Serdar Bilgili yönetimi, Genel Sekreteri İsmail Ünal, yönetim kurulundaki daha sonra başkan olan kişilerle birlikte, oranın Süleyman abinin projesini gerçekleştirmek üzerine hemen imar işlerine başladılar. Ve Anıtlar Kurulu'dan okey gelmeden oradaki bu işlemler başladı. Anıtlar Kurulu'ndan daha okey gelmedi. Daha sonra Serdar Bilgili'nin de bir anda böyle nahoş olaylarla görevinden terk etmesiyle, ayrılmasıyla Yıldırım Demirören, onun dönemindeki futbol şubesiyle ilgilenen Yıldırım Demirören'e kaldı başkanlık. Yıldırım Demirören zamanında da bu arsa ihaleye çıkartıldı sözde. 3 tane müteahhit en iyi şartlarla, buradan sorumlu İlhan Durusoy yöneticiydi. İlhan Durusoy da mühendis mimarmış, inşaat mühendisiymiş, inşaattan çok iyi anlarmış. Onun da branşıymış. En iyi 3 teklif genel kurula sunuldu. Dediler ki biz bu genel kurula sunulmadan önce en iyi 3 teklif verildi. 3 tekliften de Yaşar Akçıoğlu firmasınınki kabul edildi dendi. Diğer teklifler şöyle. Birisi 55'e 65 vermiş karşılığı. Birisi işte 50'ye 50 vermiş. Bunlar 67'ye 33 vermiş. Yani 65'e işte 35 veren de varmış. Bu 67'ye 33 verince en iyi teklifi veren firma diye Akçıoğlu ile anlaşmışlar. Ve 2005 yılında Bu arada pardon Aşçıoğlu firması mı veriyor 67'ye 33'ü? 67'ye 33 kaç karşılığı? Yani, bu arada bir saplama yapayım. Ben de biraz kafam takık. 33 mason işareti. Masonlukta orada mesajı vermiş Aşçıoğlu. Buyurun. Bilmiyorum. Yani o da enteresan. Bilmiyorum öyle bir şey evet. Varsa. Onu tabii siz mesleki olarak ve araştırmayı da seviyorsunuz mesleğinizde. Mesajı vermiş. Bakarsınız bir realitesi var mı? Tamam. Ondan sonra Yıldırım Demirören zamanında bu tabii Serdar Bilgili İsmail Ünal görevden ayrıldılar. İsmail Ünal ile Serdar Bilgili ayrıldıktan sonra görevinin süresince belediye başkanlık seçimleri var. Yusuf Damoğlu belediye başkanıydı. Evet. Beşiktaş Kulübü'nün akaretlerdeki binasında seçim ofisi haline getirmişler İsmail Ünal'ı. Yusuf Namoğlu'nun kendi beyanlarıdır bu. Evet. Ve İsmail Ünal da belediye başkanı oldu. Serdar Bilgin'in ayrılmasıyla İsmail Ünal da Beşiktaş belediye başkanı oldu. Ve Fulya projesi İsmail Ünal'la Demirören arasındaki bir savaşla başladı. Hatta gitti Yıldırım Demirören, Deniz Baykal'a İsmail Ünal'ı şikayete gitti. İsmail Ünal kavga etmeye başladılar. Orada oluşacak imalatta bir rant oluşuyor ya, belediye müteahhit ve kulübün asıl sahibi, toprak sahibi. Burada anlaşılmayan, bilinmeyen enteresan işler var. Ben de o zaman Bir Gün Gazetesi'nde yazıyorum. Aynı burada bulunduğum masada, ofisimde İsmail Ünal'ı aradım. Dedim ki ben Bir Gün Gazetesi'nden Nursel Tekin Oktay, buyurun dedim. Dedim ki bu dedim Fulya projesi ile ilgili bazı konular var. Bilgi almak istiyorum dedim. O da dedi ki çünkü bazı bilgiler geldi bana usulsüzlüklerle ilgili. O da dedi ki bu konu hakkında hiçbir şey söyleyemem dedim. Hiçbir açıklama yapamam dedim.
Aslında belediye başkanısın sen. Nasıl açıklamaya yapmak Yani. zorunda? Evet. Ben de bir gün gazetesinde yazmaya başladım. Fulya Projesi ile ilgili. Ya. Süreç. O başlayan süreç. Ben antrenörlüğe, 2003'te antrenörlüğü bıraktım, dönecektim. Evet. Bir gün gazetesinde sporun kirli yerleriyle ilgili mücadele etmenin bir köşe verdiler. Yazılar yazarken, işim de yazarlık falan değil, iyi de yazamam yani. Belki edebiyat kompozisyonumuz en zayıf öğrencilerden bir tanesiydim. Edebiyatçımızı sevmezdim çünkü. Evet. O da eğitim hayatında enteresan bir şey. Neyse. Bu süreç benim Radyo Spor'da programları da bunu işlemeye başladık. Şu anda yayın yönetmeni sevgili Barış Ertuğ ile birlikte programlarda. Bu süreçte bana tehditler gelmeye başladı. Bir zat-ı muhterem arkadaşımız dedi ki, abi dedi, bunu genel kurula kadar konuşma dedi. Sizin programınıza söylüyorum bunu. Evet. Genel kurula kadar konuşma dedi. Niye dedim? Dedi burada böyle böyle problemler var dedi. Anlattı da problemlerin ne olduğunu. İşte dedi kültür alanı belediye alıyor dedi. O kültür alanı Beşiktaş'ın yerinden alıyorlar dedi. Asıl malı Beşiktaş orada kaybediyor dedi. Burada paramız pulumuz gitmiş durumda. Burada vukuat var dedi. Ondan sonra birazcık da ne olduğunu kestirdim tabii. Ne olur konuşuruz. Abi dedi bunlar dedi kötü adamlar, bir sürü insanlar dedi sana dedi vururlar ayağından falan filan. Yani bana mesaj gönderiyorlar akıllarısına. Ben de bu mesaj geldikten sonra bana genel kurula gittim. O güne kadar kongre üyesiyim. Hiçbir genel kurula gitmedim. Spor adamıyım neticede. Genel kurula gittim. İbra etmedim. Arkasına mahkemeye verdim bahsettim. İbrasızlığa istinaden Demirhan yönetimi. Belki tehdit olmasaydı o genel kurula gitmeyecekti. Ha, tehdit. Ve dolayısıyla hani kimsenin kimseyi bu şekilde bezdirebileceği, hani belki bilemiyorum, örnek olabilir de yani, kimse kimseyi tehdit etmemesi lazım. Kediyi bile tehdit etseniz üstüne saldırıyor. Değil mi? Dolayısıyla bu süreç başladı. Ne yazık ki antrenörlüğe geri dönmeyi düşünürken öyle bir sürecin içine girdim ki, hani antrenörlük temizlenecek, ortalık biraz şikeler var orada. Çünkü benim ara verdiğim, az önce siz sohbete başlarken bahsettiğiniz dönem Türk spor tarihinin en önemli dönemlerinden bir tanesiydi. Bir mafya üyesini, kişiyi, kumarhanelerle ilgili biliyorsunuz, bir kişiyi, isim de vereyim, Ali Fevzi Bir'in, konuşursam Uzak Doğu'ya kalkan Dünya Kupası'na gidiyordu o zaman. Haluk Ulusoy döneminde milli takım. Şenol Güneş yine teknik direktördü. Konuşursam o uçağı kaldırtmam Kore'ye dedi Ali Fevzi Bir. Ve bu şekilde oluşan bir hakem çetesinin, bahis çetesinin Türk futbolunun içine girdiğini, bahislerle manipüle edildiğini, hakemlerin satın alındığını, hem eşine dostuna maçlar kazandırırken çetenin, hem de bahisten para kazandı. O dönemin Milliyet Gazetesi'nde yazısı olan, köşeleri olan Tuncay Özkan'ın yazısıyla gazetelere düştüğü, devlet güvenlik mahkemeleri tapelerine düştüğü, hatta bizim maçlarımızda bile bahisleri, ben fark ediyordum yani, o olaylar var, bir şeyler var. Hakem böyle yönetemez, işte bu böyle olmaz, gözümün önünde olanlar. TRT televizyonu, TRT yayınları kaldırmış, takten yayınları, gizlenmiş bir silik var. Ve bunların hepsi daha sonra güvenlik mahkemelerinde ortaya çıktı ki bir çete kurulmuş, bahis çetesi ve Türk futbolunu bu kuranlar federasyonu da suçlamış. Konuşursam uçağı kaldırmam, Dünya Kupası'na gidecek milli takımı oraya göndermem şekline gelmiş. O dönemi hatırlayanlar bilir. Bu kadar önemli bir tarihti. Ve buna ara vermem gerektiğini. Çünkü bu sağlıklı bir ortam değil. Dönmeyi düşünürken bu Fulya meselesinde içine girdiğimiz durumdan mütevellit. Maalesef her geçen gün daha uzaklaştım futboldan. Çünkü futbolun içindeki yapı zaten kontrol edemeyeceği insanları asimile ediyor. Dolayısıyla biz Fulya'daki kulübün
kötü yönetilen, manipüle edilen, haklarının uçurulduğu, buharlaştığı yerde direndikçe uzaklaştığımız futbol antrenör olarak bir daha beni sahalara döndürmedi. Ve o süreç 16 yıl devam etti. Biz 67'ye 33'ün eşit olarak dağılmadığını, devletin müfettişlerinin gelmesiyle bir 89 sayfalık bir rapor düzenledi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri gönderdi. Açtığımız evet. Mahkemede. He, ne yaptık? İbra etmedim. Mahkemeye verdim. Mahkemeye verdiğimde de şu var. Genel kurul üyelerine eksiltici bilgi verildiğinden ötürü ibra kararının, genel kurulda derneğin almış olduğu ibra kararının iptalini istedik. Evet. Ve bu davanın aslında bu dava bir genel kurul iptal kararıydı. Mali sorumlulukları derneğin üyelerinin kabul etmediği, sadece yöneticilere rücu edilmesi gereken bir karardı bu mahkemenin hukuki nedeni. Ve bu dava adı Fulya davası olarak, inşaat davası da değildi, o dava olarak lanse edildi. Çünkü içinde temellerden bir tanesi o dava sürerken bir sürü delil çıktı. 67'ye 33'ü nasıl oluştu, nasıl elimizden alındı mallarımızın, malzememizin. Ve bu süreç sonunda biz mevcut Yıldırım Demirören yönetimi federasyona gitti. Bu süreç sonunda devam ederken biz müteahhitle Yıldırım Demirören yönetimi yeni bir sözleşme yaptı. 67-33'ün doğru paylaşılmadığını ve paylaşımın hatalı olunduğunu, buna istinaden müteahhitten 6 milyon dolar ilave para alındığını ve proje bitince tekrar yeni ilave edilmiş yerlerle değerlendirilip 67-33'ün takipçisi olacağına dair bir sözleşme yapıp Yıldırım Demirören gitti. Ve 6 milyon dolar da bizim açtığımız davadan ötürü kulübün kasasına para girdi. İşte girmiş işte Hüseyin Bey. Yani tabii 6 milyon dolar girdi. Doğru. Evet. 6 milyon tamam. dolar girdi hukuki olarak. Tamam. Ondan sonraki süreçte Demirören'den sonra Fikret Orman yönetimi geldi. Biz bizim yanımızda davaya müdahale olup bizim politikamızda kulübün politikasıyla gideceğini düşünürken İbra'nın iptaline istinaden açılmış olan davada eski yönetim korundu, kulübün hakları bertaraf edildi ve bu süreçte bir de geçtiğimiz yıl öğrendim ben bunu. 2014 yılında müteahhitle bir uzlaşmak için bir tahkim heyeti kuruluyor. Eskiden bunu devlet kurarmış tahkim mahkemelerini. Şimdiki dönemlerde kişiler hakem buluyor iki tane. Bir de hakem heyetinin başı oluşturuyorlar. Üç kişilik hakem seçiliyor. Üç kişilik hakem anlaşmazlığı çözümlemek için bir heyetle mütabakat heyeti çıkıyor. Onu da siz devlete gidiyorsunuz, biz anlaştık taraflar diyorsunuz. Artık bundan sonra böyle olacak diyorsunuz. Devletten, hani devlette noter gibi mührü vuruyor. Ama devlet mahkeme yapmıyor. Özel bir mahkeme kuruluyor. Tahkim daha doğrusu mahkeme demiyor. Evet. Hakem heyeti. Hakem heyeti kurulmuş. Bizim dava sürerken meğerse, biz Fulya'da bu mücadeleyi verirken müteahhitle anlaşmışlar. Nasıl anlaştılarsa yine mallar uçurularak, buharlaşarak anlaşılmış. Haklarımız kaybedilerek anlaşılmış. Ve öyle bir anlaşma yapılmış. Yalnız bu tahkim heyeti kurulurken müteahhitin iş ortakları heyette üye olarak seçilmiş. Şimdi müteahhit bir kişi getiriyor. Kendi eski şirketinden beraber Ali Samiyan projesine beraber teklif verdikleri şirketin ortağı. Beşiktaşpostası.com var. Com'da bu haberler var. Evet. Biz bir tane hakem bulacağız. Biz bir hakem getiriyoruz. İki. Bir de heyet başı getiriyorlar. Üç kişi. Evet. Müteahhitin haklarına kendileri iddia ettiği hakları bizimkiler kabul ediyor. Heyet başkanı diyor ki az önceki 67-33 var ya o resimdeki. Evet. Heyet başkanı diyor ki bu diyor haksız bir kazançtır diyor. Çünkü 67-33 eşit paylaşılmamış diyor. Yerin altındaki tapu alınamayan, iskanı olmayan, alınıp satılamayan mallar Beşiktaş'a verilmiş diyor. Yani toprağın altındaki otoparklar para etmeyen. Ve bunlar Beşiktaş'a verilirken oranın metrekare biriminden 10 misli 15 misli değerli yerler müteahhite verilmiş diyor. Hmm. Dolayısıyla diyor bu paylaşımın diyor satın alınabilir, iskan edilebilir yerler üzerinden yapılması varken diyor. Evet. Taşı toprağı Beşiktaş'a vermişler bedava yerleri diyor.
paralı yerleri kendine almışlardı. Ve bizim kendi bulduğumuz hakem heyetindeki üye, hakem heyetinin başındaki adamın bu dediğine itiraz etmiyor. İkiye bir kaybediyoruz. Evet. Bakın bunun adı sporda şikedir. Futbolda şikedir bu. Kendi haklarınızı savunmakla ilgili getirdiğiniz veya kendi kalenizi korumakla mükellef olan kaleci kaleyi terk ediyor. Böyle bir şey olur mu? Bu suçtur. Şimdi az önce dedim ya size geri dönülebilir. Evet. Biz bunu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk Bahattin Bey. Evet. Şu anda Sayın Savcı'nın elinde bu dosya var. Maşallah. Sayın Savcı isterse gerekli araştırmaları yapar ve suç tespit edilen noktaları bulur. Çünkü o tahkim heyeti usulsüzce danışıklı dövüşle kurulmuş bir tahkim heyetidir. Haddizatında şunu da söyleyeyim. Bizim müteahhitle olan anlaşmamızda Şanörtem spor tesisleri müteahhit orayı yapacaktı. Eskiden A takımın tesisleriydi onlar. Altında spor salonumuz vardı, yemekhanemiz vardı, yatımız vardı. Üç katlı o zamanın 5 yıldızlı bir spor tesisiydi orası. Müteahhit orayı yenileyip Beşiktaş'a verecekti. O da bir maliyet biliyorsunuz. Nereden baksanız 5 milyon, 10 milyon dolarlık bir 3 katlı bir tesis o. Yeah. Ve orası müteahhitin vermek zorunda olduğu yer buharlaştı, uçtu, gitti. Nerede evet, bizim evet. Sözleşmelerdeki bize teslim etmesi gereken yer yok. Ne yaptı oraya? Şu ne anda burada. Oraya? Burada inşaat hiçbir şey yapılmadı. Ha. Kendisinin görüş alanı açıldı. İnşaat da yapılmadı. Bizimkini yıktılar, böyle bıraktılar. Belki onu da Google'a gitseniz Şanöktem tesisleri yazıp burada halini görürsünüz resimlerini. Dolayısıyla nerede bizim Şanöktem tesislerimiz? Bir saniye. Bir... Buyurun. Bakın dozer var. Evet. Dozer var. Arkada dozer var. Yıkılmış hali o. Evet. Kim o bir kişiler, daha... kişiler kim dediniz sen? Ha, bir, tamam, pardon. Bir şey olsun. Tamam. Sakallı tamam. Gazeteci. O da Şanöktem'i yazmış. Bir daha takip etmedi. Biraz tamam. Daha aynı. Yıkılırken resimleri var. Yapılacak resimleri de var. Biraz siz daha Ülkü Adatepe diyor. Bunun ilgisi yok, var mı? O değil. Size? Onunla alakası yok. Biraz daha aynı. Yok. Peki. Başka? Şanöktem... Şurası olabilir mi? İsim verilen. Orası da değil. Yok, orası değil. Tekrar orası yukarı değil. Çıkın. Ha, şunu kapatayım ben. Tekrar Şanöktem testleri. Yanına Beşiktaş postası yazın. Öyle yapayım. Bir saniye o zaman. Seyircilere söyleyeyim. Sevgili seyirciler, Şanöktem trafik kazasında hayatını kaybeden bir Beşiktaşlıymış. Süleyman Seba da ismini Beşiktaş şehidi olarak bu tesislere vermiş. Firma bu tesisleri yenileyeceğini söylemiş. Fakat yenilememiş. Şu proje bazında şöyle olacakmış. Ama yapmamışlar. Şu inen futbolcular sanırım oradan iniyorlar değil mi? Evet, Şanöktem'in içinde. O zaten o forma bizim Kuntz'un da girdiği herhalde. O Alman milli takımdan özünlenmişti. O evet. Bakın yılını söyleyeyim size. 90. Muhtemelen 96 yılı o. Evet. 96 evet. Yılının evet. Şeyi o. Forması. Şimdi evet şu harabe şu anda harabe. Ben teminki şeye gidin. O gazeteci çocuğun resmine gidin. Bir tane basın onun üstüne. Tamam. Pardon bu değil. Şuydu galiba. Şurada. Bir gazeteci çocuk vardı. Allah Allah. Ne yaptı? Ha. Yok bu değil. Bu değil. Pardon. Bir saniye. Bir evet. Bu çocuk çocuğun üzeri. Şurası. Evet. O resim şu anda gözükmüyor. Ama yanda yapılacak olan tesisin resmi. Bakın Fulya tesisleri yıkılıyor. Şanöktem. Evet. O binanın resimleri var. Evet. Yıkılırken bu resmi verebilirsiniz. Şeyi de yeni halinde böyle olacaktı ama yapılmadı. Olacaktı ama yediler şu. Evet, evet. Şöyle evet. Çekiyorum kenara. Kaç milyon dolarlık bina ise o bina gitti. Beşiktaş olacak. Şimdi burayı altında boş... Altında da Şanöktem yazıyor. Bakın görüyor musunuz? Evet, yeni binada da Şanöktem yazıyor. Şanöktem yazıyor.
burayı boş tutuyorlar, bina çıkmıyorlar önü kapanmasın diye, değil mi? Değil mi? Bir de maliyetten kurtarıyor. Bu binayı yapmaya çalışsa müteahhit 5 milyon 10 milyon dolar para harcayacak. Size unutturur burayı, tekrardan bir bina daha yapabilir. Yok, şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın orası. He, tamam. Tamam, peki. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı alırsa olur. O da bir başka sihirbazlık. Onu da yapabilirler. Tamam. Atalım. Yani sadece işler yapmadıklarını, mevcut yönetimin hala bunu halledebileceğini insanların bilmesi lazım. Tamam. Ve devletin halledebileceğini. Fulya ile ilgili kısa kısa gidersek bir şey dikkatimi çekti. Size yardımcı olan iki avukat da ölmüş. Vefat etmiş. Evet. Bir tanesi devam ediyor. Anladım. Aker Çıtak şu anda devam ediyor. İki vefat var değil mi? İki avukat vefat etti. Evet. İki vefat var. Bu iş stresinden mi acaba, veya bir suikast falan olabilir mi? Tıbbi suikast vesaire. Yok. Bir tanesi zaten benle değildi. Bir başka davacıların da çok önemli, hani detay atmaması lazım. Öyle bir şey yok. Tamam. Diğeri de zaten yaşlıydı. Tekin abi bizim eski olimpiyat sporcumuz, zor yürüyordu, geliyordu. Dolayısıyla öyle bir şey yok yani. Suikastla tamam. Alakası yok. Peki bu giden para 33-67, kimler bunu kırıştı? Mutlaka Beşiktaş'ın içerisinde de bir takım yöneticiler buna göz yumdu. Yani aldı bir şeyler, değil mi? Mutlaka. Yani bu müteahhite gitmedi hepsi. Yani bence belediye ayağında da gitti. Kulübe yakın çevrelerden de gitti. Yani birçok kişi, çünkü ses çıkarılmasını da engelleyen birçok kişi oldu. Niye hasır altı ediliyor? Evet. Birden çok fazla kişi var. Evet. Peki bu arada saplama yapayım. Ben Akaretler'deki yere hem futbol için gelirdim. Akaretler'deki yere. Ve boksa gelirdik. Boks şeyi vardı, salonu vardı Akaretler'deki yerde. 79-78'den bahsediyorum ondan sonra. Şeref Stadı'na da giderdik. Antrenman yapmaya, top oynamaya giderdik. Topumuz bazen kaçardı. Denize kaçardı Şeref Stadı'na. Gelir miydiniz Şeref Stadı'na? Tabii. Sonra ben Beşiktaş seçmelerine katıldım. Hamdi Serpiltüz'ün döneminde 80'ler, 80-81 galiba veya 79, ama kazanamamıştık. Uzun boyluları seçiyordu. Ondan sonra peki Fule'yi bağladık. Şimdi hep bahsedilir Lukescu'nun dönemi. O geldiği 2002-2004 arası o dönem. Lukescu diyor ki 13 puan öndeydik diyor. Ne oldu, ne yaptı, bunlar sattı mı dedi diyor. Bunu hep futbolcular hatıralarında anlatırlar. Sizin bahsettiğiniz o dönem Ali Fevzi Bir'in uçak kaldırmayacağım dediği dönem mi acaba? Bu Lukescu dönemi. O dönem ne birbirine yakın. Değil yakın. Mi? O dönem 2002 idi. 2001-2002 idi. Dünya Kupası 2002. Evet, Kore. Bahsettiğinizde 2004 yılıydı. Evet. Aynı periyot, yani aynı yaprak, o aynı mevsimler gibi yani. Evet. Yakın birbirine. Zaten bakın bir şey daha var. Lütfen. Serdar Bilgili'nin başkan olduğu o dönem localarda silahlı bir baskın da oldu. Yani Hürriyet Gazetesi haber yapmıştı bunu. Yani o zaman internet olmadığı için bu dijital arşivde var mıdır yok mudur bilmiyorum ama evet. O dönem bir şeyler vardı, tatsızlık vardı. Evet. Birbirine yakın dönem yani Bahattin Bey. Peki ne oldu da 13 puan öndeyken birdenbire şampiyonluğu kaybetti? Niye Lukescu kızdı ve gitti? Ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şu anda görevli olan bir gazeteci, birisi, Fuat Yaman, ben. Üçümüz, biz
11 puan öndeyken maç fazlasıyla 11 puan öndeyken Bağdat Caddesi'nde Starbucks'ta sohbet ediyoruz. O kişi dedi ki Aziz Yıldırım dedi şampiyonluğu aldı dedi. Aynı bunu dedi. Yani nasıl şampiyonluğu alacak dedim. Yani öyle bir şey olmaz. Ya hocam dedi o gitti de şampiyonluk. Ya dedim Beşiktaş dedim 1,5 yıldır Luchescu'nun takımı 2 kere yenilmedi dedim. Ya. 1,5 yılda 1,5 kere yenildi. Evet. Korkunç. Mümkün değil dedim. 11 puan öndeyiz. Mümkün değil. Fuat Hoca da aynı o şekilde. Dedi ki mümkün değil dedi 11 puan kapatmadı. Ondan sonra Beşiktaş Samsunspor maçında tribündeydim. Meşhur hakemin yönetimiyle attığı oyuncuları ve hakemin yönetimini görünce birkaç ay önce bana söyleyen o arkadaşımızın, o dostumuzun sözleri aklıma geldi. Bir anda film şeridi. Ve tabii orada bir enteresan şey daha var. Fenerbahçe'nin eksik maçı vardı 11 puan öndeyken. Devre arasında Nobre'yi aldılar. Nobre'yi ilk yarıdaki eksik maçta oynamaması gereken, orada lisansı yoktu. Erteleme maçında oynattılar. Yani usule Beşiktaş Kulübü'nün yöneticilerine itiraz edip Fenerbahçe'nin hükmen mağlup alması gerektiğini bütün spor yazarları o zaman ve spor kamuoyu söylemişti. Evet. Ve hükmen mağlubiyet için istekte bulunulmadığı biliniliyor o zamandan. Ve Fenerbahçe o eksik maçını ara transferde ettiği Nobre'yi oynatarak ve onun attığı golle kazanarak, yanılmıyorsam Rize Spor maçı olabilir, 8'e düşürdü Bahattin'de. O maç eksikliği. Yine de 8 puanın kapatılması mümkün değilken, evet, biz bir Samsun Spor faciası yaşadık. 5 oyuncumuz üst üste kırmızı kart gördü ve hükmen mağlup olduk. Ve o periyodun arkasından çok şey olduğunu söylüyorlar. Yani Luchescu da biliyorsunuz sonra çok şey söyledi. Kendisine oyun yapıldığını, Beşiktaş'ın şampiyonluğu alındığını vesaire. Buna istinaden çok konuşmalar oldu. Evet. Serdar Bilgili kendisine küfür edildiğini söyleyerek Fenerbahçe maçında istifa etti. Ben o gün de maçtaydım. Ben kapalı tribündeydim. Serdar Bilgili numaralı tribündeydi. Ben kapalı tribünden stadyumda başkana küfür edildiğini duymadım. Yani Beşiktaş taraftarı Serdar Bilgili'ye küfür etmedi. Belki bilemiyorum. Yanındaki bir kişi, iki kişi bireysel bir şey söylemiş olabilir. Çünkü Serdar Bilgin şöyle bir laf etti. Küfür edenleri tanıyordum dedi. Küfür edenleri tanıyordum da biz Beşiktaş taraftarına lanse etme bunu, yükleme. Dolayısıyla o da onu söyleyerek gitti. Nedir, ne değildir? Orası bir soru işareti kaldı. Luchescu'nun da yıllar sonra defalarca birden fazla her fırsatta söylediği enteresan bir hikaye bu Fatih Bey. Benim hatırladıklarım, yaşadıklarım ve bana söylenilen Fuat Hoca ile birlikte 11 puan öndeyken bu şampiyonluğumuz gitti dendi ve bizim inanmadığımız bir hikaye sonunda da gitti. O gazeteciyi merak ettim ama tabii vermek, isim vermemekte haklısınız. Özel bir konuşma diye günün birinde tamam. O dinliyordur, takip ediyordur, takip eder mutlaka. Tamam. Evet ben bunu söyledim, nedenleri budur derse. Tarih çünkü bunlara muhtaç, yani insanlık kayda geçmesine muhtaç her şeyin. İnsanların nerede hata yaptığının bilinmesi lazım. Eyvallah. Güzel ifade ettiniz. Eyvallah. Çok sevdiğim bir şey. Kayda geçmek. Peki buradan bir takım şeyler, maddi imkanlar, şeyler kazanıldı değil mi? Yani haliyle bu satıldığına göre bu o şey şampiyonluk.
birileri bir şeyler aldı değil mi yani? Bilmiyorum neyin ne olduğunu bilmiyorum. Korkunç bir şey yani 13 puan öndeyken birdenbire şampiyonluğun yani, verilmesi. Evet buyurun. O dönem bildiğim şu var. Serdar Bilgiler'in Arsan İplik yanılmıyorsam borsada ceza aldı Serdar Bilgiler. Yasaklıydı. Şirketi tahtası kapandı. O da kayıtlarda var mutlaka. Yani bir gazeteci yanılmıyorsam Necil Ülgen'di. Evet. Olayı girleyerek Kohiba prosunu yaktı, onu yaktı, bunu yaptı diyerek Fanatik Gazetesi'nde bir mizansen yaratarak bir yazı yazdı. Evet. Serdar Bilgin'in ismi geçmiyordu. Sonra onu dava etti. Bana böyle diyor işte satmışım şampiyonluğu gibi. Valla çok spekülasyon hikaye oldu. Borsa hikayesi oldu. O oldu, bu oldu. Tabii biz şimdi bunları yan yana koyup bir yorum yapamıyoruz. Ama peki, enteresan çok iş oldu. Peki. Müser Bey hızlı hızlı gidiyoruz. Şimdi Süleyman Seba'nın MİT görevlisi olması için hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin için ne ifade ediyor? Şimdi benim için bir şey ifade etmiyor. Tamam. Şöyle doğal bir şey. Neden doğal? Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşu Süleyman abi mesela Beşiktaş Kulübü'nü Apazyalar, Kafkasya'dan gelen Türklerin mensubu olduğu bir dernektir Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün. Beşiktaş Bereket Kulübü olarak kullanılan derneğimizin bizim yapısı. Zaten Kafkasya'dan gelen Türklerin oluşturduğu, sporcuların oluşturduğu ve bunların Kurtuluş Savaşı döneminde devlete hizmet ettiği bir teşekkül var zaten. Bu biliniyor. Ve dolayısıyla böyle kurulmuş bir kulüpten de özellikle Kafkasya'dan gelen Türklerin devletin bu kademelerinde görev aldığı da bilinmekte. Belki evet, hala vardır. MİT'in içinde hala Abazyalılar, Çerkezler vardır. Çok. Çok. Bu bir gelenektir. Gelenek oluşmuş. Yani kültürel gelenek bu. Kültürel kodları bu şekilde oluşmuş. Kulübün de dolayısıyla o zaman da bir devlet adamının bizim neticede korkulacak bir teşkilatımız değil MİT. Yani MİT teşkilatı şimdi öyle korkuttular küçükken. Evet, şimdi İngiltere'de MI6'den korkuyorlar mı? Onu övüyorlar ama MİT'i korkutuyorlar. Tabii yani o enteresan. Evet. Milli savunmanızla ilgili bir şey bu. Evet. Ha her dünyanın her yerinde olduğu gibi devletin kademelerine bazı uygunsuz olan hikayeleri İngiltere'de olmuştur, Almanya'da da olmuştur, İtalya'da da oldu. Yani evet. İtalya'da da biliyorsunuz muhtemelen o Aldo Moro cinayeti arkasına P2 Mason locaları arkadan bir sürü milletvekilinin tutuklandığı, bakanın tutuklandığı Gladio dönemi ortaya çıktı. Bir sürü vaka oldu. Yani dünyanın her yerinde siyasette devlet bulaşıyor bazı şeylere. Ama bizde Milli İstihbarat Teşkilatı olmak bir kusurlu bir şey değil ki. Bazı gazeteciler yazıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı üyesiydi. MİT seçtirdi. Öyle bir şey yok ki. Süleyman abi futbolcu. Evet. Bakın bazı arkadaşlar hala şeyi bilmiyor Bahattin Bey. Süleyman abi milli futbolcumuz bize. Onu bilmiyorlar. Milli futbolcumuz Süleyman abi. Ama milli takım oynadı mı diyenler var. Evet, milli futbolcu. Beşiktaş'ın çok önemli bir futbolcusu. Yani Beşiktaş'ta başkan ölmeden önce kaptanlık, genel kaptanlık yapmış. Ve sporcu olup devlet kültüründe bilen birisinin Beşiktaş'a başkan olmasından daha güzel ne olabilir? Yani benim için tuhaf bulmuyorum katil sürekli. Belki şey olur, rekabet, haksız rekabet olabilir. MİT'sin abi, arıyorsun hakemi, veriyor sana gibilerden yok, düşünebilirler. Yok ama Süleyman abi öyle bir, hiç, yani ben yakinen onun biz görev yaptık. Onun zamanında kulübe üye oldum. Bizim MİT'imiz Süleyman abi. Yani mitolojik bir figürümüz bizim. Yani Süleyman abi inanılmaz centilmen, inanılmaz bir spor kültürüne haiz. Evet. Katı surette hakemler hakkında bir laf etmemiş. Centilmenliği en üst boyutlarında olan bir spor figürü. Spor
Zaten biliyorsunuz şerefli ikincilikler lafı vardır. O Süleyman abinin lafı. Süleyman abi bir hakemi aramasını bırakın. Beşiktaş'ta 6 yıl Gordon Milne'nin döneminde Beşiktaş'ın şampiyonluklar rekorları kırdığı dönemde 6 yıl Beşiktaş'ın soyunma odasına 6 kere inmemiş birisi. Maşallah. Ya bir kardeşi vardı. Ben Ali Beyköy'de rastladım. Bakkal dükkanı işletiyordu. Öyle tanıyor musunuz, biliyor musunuz kardeşini? Yok. Abazalar, benim de amcam, babam Kafkasya'dan gelmiştir. Neresinde? Kafkasya'dan göç etmişler. Mesela bizim Batum, sizin? Vallahi çok daha biraz daha ilerlerinden biliyorum. Tamam. Hani Kazakistan civarlarından biliyorum. Tamam. Çok iyi bu oyunları oynarlardı. Kafkas oyunlarını biliyorsunuz. Evet. Kazak. Evet. Çok bizim de öyle bir o kültüre haizimdir. Çok yaşamasam da hani çocukluğumda yaşadım. Şimdi bu buradan göç edenler mesela aynı yerde yaşarlar. Aynı yere köyleri vardır. Herkes evet. Orada dayı, yeğen, kardeş, amca gibidir. Hani evet. Öz kardeşi olduğunu sanmıyorum ama o statüde gördükleri bir kişi vardır. Evet. Hızlı hızlı gidiyoruz Ürser Bey. Şimdi ya böyle bir paragrafta söyleyebilir misiniz? Şenol Güneş'e ne oldu da böyle birdenbire biz mahvolduk son 6 maçta Galler'de Maller. Ne oldu Şenol Güneş'e? Bir şey olmadı. Şenol Güneş hep aynı Şenol Güneş. Fransa'yı yendik. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Sonra birdenbire düşüşe başladık. Şenol Güneş, Fransa'yı yendik. Şimdi Şenol Güneş bir teknik adam olarak üstün teknik adam coachinglikleri göstermiş, üstün taktik dehalar göstermiş, üstün evet. Performans göstermiş bir teknik adam hiçbir zaman olmadı. Dünya Kupası dahil mi? Nasıl? Tabii. Bakın şimdi Dünya Kupası 2000 yılında Galatasaray UEFA şampiyonu oldu. Yani bir kulübünüz UEFA şampiyonu oluyor. Siz de majör takımlarla oynamadan dünya üçüncüsü oluyorsunuz. Costa Rica. Evet. Şimdi başarısızlık mı? Hayır, başarı. Her şekilde başarı. Ancak şu var. Zaten Türk futbolu Piontek'le, Derval'le, Gordon Milne, Feldkamp'la, keza Scala'yla, Zeman'la o kadar zengin futbol adamları geldi ki Türkiye'ye. Evet. Ve her yere sahalar yapıldı. Yani Türk futbolunda Turgut Özal'ın yaptığı iyi şeylerden bir tanesidir o. Evet. Evet. Bütün futbol sahalarını çimlendirdi, yollara girdi. Dolayısıyla Türk futbolunda hem tesisleşmeyle hem Piontek'in milli takım yapısını kurarak hem de kulüp takımlarının bu yabancı hocaların üst düzeyde hoca yetiştirerek hem de sporcu yetiştirerek verdiği büyük bir dönem vardı Bahattin Bey. Yani bakın Derval şampiyon Alman milli takımının teknik direktörüydü. İkinci adamdı evet. Helmut Schön'le birlikte efsaneydi. Sonra birinci adam da oldu. Sonra birinci adam oldu. Evet. Derval geldi bize. Feldkamp çok büyük bir Almanya'da futbol mucizesi yaratan çok büyük bir performans. Feldkamp geldi. Evet. Parreira geldi. Brezilya dünya şampiyonu olan takımın hocası geldi. Gordon Milne çok örnek alınacak mükemmel İngiliz ekolünde efsane olmuş Leicester'ın efsane hocası ve antrenörleri. Mesela Gordon'un Süleyman abi Bobby Robson'a gitti. Bobby Robson'ı getirmek istiyordu. İngiliz milli takım teknik direktörü. Evet. Ve Bobby Robson orada da çok önemli bir adamken ben gelemeyeceğim ama Gordon Milne'i tavsiye ederim dedi. Yani evet. Bir numarasının İngiltere'deki belki Vivian Clough vardı. Bir Bill Shankly vardı. Ondan sonraki en büyük isimdir bana göre Bobby Robson. Onun tavsiye ettiği adamı Beşiktaş getirdi Gordon Milne ve müthiş şeyler verdi Gordon Milne futboluna. Piontek deseniz müthiş bir devrimdi. Yani bu kadar insanın gelmediği
ve Türk bir Türk takımında UEFA kupasını aldığı dönemin arkasına ve Türk futbolcuları Hakan Şükür yurt dışına gitmiş, Emre gitmiş, Hakan Ünsal gitmiş. Yani böyle bir jenerasyonla gitti oraya. Hmm. Baktığınız zaman. Ha peki kulüp takımlarında ne yaptı? Mesela biz neredeyse aynı dönemlerde hocalık yaptık. Trabzonspor'da müteakip seferlerde görev yapmasına rağmen 15, 16, 18, 20 yıl Süper Lig'de görev yapmasına rağmen Boluspor, Sakaryaspor takımlarında küme düşme statüsüne gelen kariyerindeki dönemlerle birlikte 17-18 yılda bir tane kupası yoktu, şampiyonluğu yoktu Şenol Güneş. Bu önemli bakın, bir tane yoktu. Yani ben mesela 18 yıl teknik direktörlük yapsam ve Türkiye Ligi'nde yapsam 5 yıl şampiyon olur. Maşallah. 18 yıl yapsam Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka ilk 4'e kalır o takımda. 18 yıl çok önemli bir şey. Evet. Yani Beşiktaş'a geldikten sonra biraz teknik bir konu ama Beşiktaşlılar da mutlaka izleyecek, izliyor. Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun, Mario Gomez, Medel, Pepe, Adriano. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben şimdi antrenörlük hayatıma 92 yılında başladım. Çok acemiydim. 92 yılındaki ben çıksam veya işte falanca şu andaki Ahmet çıksa yine o takım şampiyon olur. Ve o takımla da biz üçüncü şampiyonluğu alamadık. Şampiyonluğu kaybettik o takımla da. Şimdi dolayısıyla Şenol Güneş aslında mesela Marcello Lippi olmadı hiçbir zaman. Bilşenkli olmadı. Piontek olmadı. Derval olmadı. Tamam. Hattizatında bakın bir şey daha diyeceğim. Mustafa Denizli de olmadı. Bakın belki iddialı olabilir. Mustafa Denizli de olmadı. Evet. Mustafa Denizli'nin en önemli şeyi biliyorsunuz %51'i soktu. Bir maç varsa %51 şansımız vardı. Türk insanına büyük düşünmesini ve galibiyet hedefi koymayı tohumuna ekti. Biz kompleksli olmayacağız dedi. Dolayısıyla Şenol Güneş'in geldiği yer ve yol bir analiz edildiği zaman Şenol Güneş'in bir mançini olmadığını, Conte olmadığını, Lippi olmadığını, Capello olmadığını, Trapattoni olmadığını görüyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yani Türkiye'nin Trapattoni'si değil Şenol Güneş. Peki. O zaman kim peki Türkiye'de? Mustafa Denizli dediniz, onu koydunuz. Ben size çok özür dilerim. Bir şey söyleyeyim. Tam sorunuzla alakalı karşılığını vermem ben. Fransa'yla o dönem ne oldu biliyor musunuz? Çünkü ne oldu? Fransa'yı yendiğimiz dönem Hollanda'yı Türkiye'nin Türk futbol tarihindeki en iyi takımlarda yurt dışında oynayan en kariyerli futbolcularına sahip hala milli takım. O futbolcular kendi kulüplerinden, Premier Lig'den, Serie A'dan, La Liga'dan, Lig 1'den hepsi taze geldiler. He. Kendi takımlarında idman yaptılar, özgüvenleri en yüksek seviyede geldiler. Birisi şampiyon Leicester olmuş, o takıma gitmiş. Öbürü Cengiz Roma'ya gitmiş, harikalar yaratmış. Orada bakıyorsunuz Merih gidiyor orada top oynuyor. Roma'da, Juventus'ta. Liga'da tabii Juventus'ta. Yani hepsi çok güçlü takımlardan, çok güçlülüklerden hazır geldiler. İdmanlarını Şenol Hoca yaptırmadı. Hedefleri zaten kendi özgüvenlerinin üstüne koyacağı bir şey yok. Maksimum özgüvende geldi. Evet. Ama Avrupa Şampiyonası'nda ne zaman Şenol Güneş'te çalıştırıcı olarak çalıştılar. Bakın diğeri seçiyor. Çalıştırıcı olarak çalıştılar. Hedef konuldu. Şenol Güneş'in eski Sakaryaspor teknik direktörü, Boluspor teknik direktörü olduğu tabloyla veya ki çalıştıkları tabloyla arasındaki farkı gördüler. Şenol Hoca kusura bakmasın, bu realite. Fresh gelen takım Fransa'yı yendi. Fresh gelen takım Hollanda'yı canına okudu. Ama bizim ekibin elinde kalan takım. Çünkü neden biliyor musunuz? Genel Hoca şampiyonadan sonra basın toplantısı yaptı. Dedi ki Bahattin Bey, biz dedi baktık dedi, inceledik dedi. Süreci dedi, bazı takımlar yüklüyor, bazı takımlar dinlendiriyor dedi. Avrupa Şampiyonası'na milli takımları hazırlarken. Evet. Biz dedi bunun ortasını yaptık.
Böyle bir şey olabilir mi? Sen kendi futbol takımına nasıl çalıştıracağını bilmiyorsun. İskandinav takımındaki futbolcular yılda 20 maç oynamıştır. 2 aylık tatil yapmıştır. Onlar yüklerler, yüklemesi lazımdır. Öbür tarafta 50 maç oynamıştır La Liga'dan gelen, Serie A'dan, Premier Lig'den gelen. Onlar dinlendirir. Onların dinlenmesi lazımdır. Sen zaten bir sezonu biter bitmez futbolcuları aldın, dinlenmeye de girmedi. Yani tatile bile gitmediler. Çok erken kampa aldı. Ve 50 tane maç oynayan futbolcular geldiler burada. İkisinin ortası, hani hocanın deyimiyle, Şenol Hoca'nın basın toplantısındaki deyimiyle, yarım yükledi, yarım dinlendirme yaptı. Futbolcular zaten yorulmuş, yüklenilmiş futbolcular bir daha yüklenildi. Psikolojik olarak da, performans olarak da. Evet. Ve o süreçte Şenol Güneş'te de çağ dışı bir çalışma yaşadılar. Ben idmanlarını takip ettim. Çağ dışı bir çalışma yaşadılar. Ve bundan mütevellit kendi gerçeklerine adapte olan futbolcular bizim çehremizin klonlandılar. Bize döndüler. Ve Şenol Güneş'in bu uzun süreçteki gerçeğini gören ve kötü takım çıkartarak, kötü taktik vererek hakiki yarışma ortamından girdiği zaman İtalya maçında başlayan süreç yüz yüze geldi. Yani Fransa maçında ne oldu? Fransa maçında hepsi freshti, özgüvenleri maksimumdu. Bizim elimize geldikleri zaman bir ayda, bir buçuk ayda biz bu hale getirdik. Bize benzettiler. Evet. Yani kendimize benzettik. Peki. Yani öyle diyebiliriz, evet. Kim var peki Türkiye'de sizin şey yaptınız? Mustafa Denizli'yi koyuyorsunuz. Yani Trapattoni, Lippi ayarında olması bile Türkiye şimdiye kadar kimleri yetiştirdi teknik direktör olarak? Teknik direktör olarak yerli. Şu anda en başarılı diye hani milli takım için mi soruyorsunuz? Hani teknik adam olarak mı? Madem oradan açıldı genel anlamda soruyorum. Ben milli takım için şu anda yabancı bir teknik direktörün gelmesini zaten ilk telaffuz etmiştim Sports TV'de bu Euro 2020'nin bu yorumcusu olarak katıldığım programlarda. Bana kalırsa öncelikle seçilen Kuntz'u da eleştirdim seçimini. Neden? Şimdi bir kere Norveç maçını biz yenemedik ya Norveç. Norveç maçını kazanmamız lazım. Evet, evet. Evet. Dünkü maç hikaye. Yani işte yollara döküldü, Kuntz diyor. Almanya'da bile arabalara binmişler falan. Yani sanki dünya şampiyonu olduk. Estonya'yı 90+6'da yendik. Tipik Burak Yılmaz penaltısıyla. Evet. Ve ağlamaya başladık. Konvoylar düzmeye başladı. Ya, çok üzücü bir şey bu. Yani rahatsızlık verici bir şey. Yani burada ne olması lazımdı? Bir kere çok basit söyleyeyim. Türkiye'nin elinde çok kaliteli oyuncular var. En basiti dün oynamayan Ozan Kabak var. Evet. Şimdi Ozan, dün oynamayan Ozan var. Öbür tarafta dün oynayan Caner var. Şimdi Ozan Premier Lig oynadı geçen. Liverpool oynadı. Evet. Şimdi mahalle takımında siz de top oynadınız, ben de top oynadım. Şimdi adam alıyoruz. Aldım, yendim, ben seni yendim. Adım atıyoruz. Ben kazandım. Şimdi dışarıda bir Ozan var, bir Caner var. Hangisini alırsınız? Ozan'ı alırsınız. Evet. Ozan geçen yıl Premier Lig oynayan futbolcu kulübede. Evet. Niye? Niye? İşte hani bir teknik adam olarak şunu söyleyeyim. Çünkü Kuntz hiçbir zaman Ozan, Merih ve Çağlar'ı beraber oynatamayacak bir futbol kültürüne ve deneyimine sahip. Şenol Güneş de aynısını yaptı. Ama bu üçü yan yana normalde eğer Liverpool'da olsa oynatır. İnter'de oynasa, Atalanta'da oynasa bu üçü, üçünü de oynatır hocam. Yani bir de ben size söyleyeyim, bu üçü var. Sağ beki de Zeki'yi koydunuz. Caner'i de koydunuz. Tamam mı? Aradan Ozan'ı dışarı bırakıp Caner'i oturtmaz oraya. Bakın çok net söylüyorum. İtalya futbolunda yakinen takip ediyorum. Şimdi Kuntz bu deneyime sahip olmayan bir hocaydı. Aynı Şenol Güneş gibi.
modern futbolun gerektirdiği, bilimin gerektirdiği, ilimin gerektirdiği bir takımı kuramadı yine. Oyunu da oynatamadı. Bakmayın ağlıyorlar falan filan. Yani Estonya, Letonya bunlar artık averaj takımlar. Bizim puan kaybettiğimiz daha önce, kazandığımız kaybettiğimiz. Yani evet. Bunları başarı olarak geldiğimiz noktada 90+7'de siz böyle bir galibiyeti alıyorsunuz. Evet. Yani başarı olarak görülecek. Dolayısıyla yani kim vardı? Bu deneyime haiz olan bunları aynı yerde oynadı. Ya isim var biliyorum. Yani ben olsam kime gideceğimi biliyorum. Yok, milli takıma gelmesi şart değil. Sizin başarılı gördüğünüz teknik direktörü yerli anlamında söyledim ben. Yerli başarılı gördüğüm Sergen bir kere son derece sahada teknik anlamda. Sağ dışını evet. Kastetmiyorum. Sağ içinde teknik anlamda son derece Türkiye'deki meslektaşlarının önünde bir performans gösteriyor. Onun dışında Türkiye'de antrenörler arasında haksız rekabet olduğu, TÜFAT'ın ve federasyonun bunu körüklediği kanısındayım. Rekabetin haksız olduğu yerde işte insan da bulamazsınız yarışmak için. Onları yarışmaya sokacaksınız ki birbirini geçerken Jose Mourinho çıkacak aralarında, Klopp çıkacak, işte Mancini çıkacak. İşte yıllardır aynı futbol adamları aynı kulüplerde dolaşıp duruyorlar, milli takımın altyapısına gelip duruyorlar. Dolayısıyla o rekabetin içinden bir tesadüfle Sergen aslında hakkıydı, bir tesadüfle görevi aldı ve başarıyla yürütüyor. Anladım. Onun dışında Mustafa Denizli'nin yeri ayrı tabii. Onun dışında ayrı. Ben başarılı kimse görmüyorum. Zaten Türkiye hem milli takımın hem kulüp takımlarının geldiği yer ortada. Nasıl başarılı göreceksiniz? Peki bir cümlede şey yapabilir misiniz? Fatih Terim'le ilgili birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Fatih Terim çok iyi, her şeyi imitasyon yapabilen, çok özel zevkleri olan ve bunları iyi taklit edebilen ama daha sonra uygulamada problemler yaşayabilen bir kişiliğe sahip. İyi tarafları olduğu kadar dediğim gibi sadece bir şeyi kopyalayarak bir şey yapamazsınız. Yani çok iyi sanatkarsanız da Mona Lisa'nın aynısını kopyalasanız da çizerken sizin de bir başka Lisa yapmanız lazım. Dolayısıyla kopyalamak bir yetenektir ama yaratmak ve tarih olmak bir başka şeydir. Dolayısıyla Fatih Terim oralarda eksiği kalmıştır. Çok iyi kopyalamıştır. Çok iyi politikalar dizayn etmiştir. Politika konusunda çok başarılıdır. Ama Türk futbolunu daha iyi yerlerde, daha iyi şekilde temsil etmesi gerekiyordu. Bunları da yapamadı. Yani Fatih Terim için kitap yazılır. Yani şimdi ne desek artılarıyla, eksileriyle problemli. Enteresan, bilmiyorum. Yani diyeceğimi de seçmeye çalışıyorum. Evet. Kızar mızar. Kızar falan değil mi? Kızması değil. Kızması kızamaz. Yani. Döver möver bizi şimdi. Yok yok, dönemez. O hiçbir şey yapamaz da hak yememek lazım. Fatih Terim'in başarılı olduğu hakikaten taklit konusunda başarılıdır. Hemen görür en iyi işte İtalya'ya gider. Kim ne renk kravat takmış, ayakkabı, yani onu hemen transfer eder. Kim nasıl futbolu oynatıyor onu uygulamaya çalışır. Evet, evet. Cesaret ve müteşebbis konusunda, kazanma arzusu konusunda ki hırsı, iyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır. İsviçre faciasında olduğu gibi. Vesaire vesaire. Ama Fatih Terim 2000'den sonra sürekli çizgisi düşmüştür. Türk futboluna faydalı olması gerekirken zararı olmuştur 2000'den sonra. Kim tutuyor onu peki? Hep hiç işsiz kalmıyor. Hep şeyde, zirvede. Ama mesela az önce dedim çok iyi politikası vardır. Çok maharetlidir. Yani Fatih Terim neticede maharetli ilişkiler kurmuş. Maharetli yeteneklerinin varlığıyla lobileri oluşmuş. Milli takımda uzun yıllar görev yapması, Galatasaray'da görev yapması... Düşünebiliyor musunuz? Yani neredeyse üçer kez milli takıma gitti, üçer kez Galatasaray'a geldi. Bu basit bir şey değil. Yani güçlü bir lobisi var. Bu haksızlık değil mi genç teknik direktörlere?
Yani onu Fatih Terim yaratmıyor aslında. Onu sistem yaratıyor. Hak yemiş olmuyor mu? Mesela onun abileri. Yeri geldiği zaman böyle ağır bürokrat abileri var. Mehmet Ağarlar. Bunun abileri mesela başkasına da destek vermesi lazım. Veya milli takımda başkasına da destek verilmesi lazım. Yeri geliyor devamlı onunla seçim kazanmak isteyenler de oldu Galatasaray'da ve federasyonda. Yani evet. Fatih Terim'in lobisi ve kim var arkasında diyorsunuz bilemiyorum ama Fatih Terim'in varlığıyla seçim kazanmak isteyen seçime giren kulüp başkanları oldu. Fatih Terim'le başkanlık kazandı Galatasaray'da. Başkanlar. Evet. Mevcut da Burak Elmas da öyle kazandı. Peki geçenlerde İbrahim Üzülmez bir böyle YouTube programında şey yaptı. Çok istekliyim dedi teknik direktör olmaya. Ama dedi kimseyi aramayacağım. Kimseyi araya sokmayacağım. İşte Moda'da sizin o tarafta açtığım dondurmacıda bekleyeceğim. Şimdi bu şekilde beklerse bir şey bulur mu? Şimdi beklerse bir şey bulamaz. Beklerseniz hiçbiriniz hiçbir şey bulamazsınız. Beni keşfedecekler diyor. Keşfederler diyor. Yok keşfetmezler. Bir öncelikle bir şey yapmak sizin istemeniz lazım. Evet. Bir de çok istemeniz lazım. Çok isterseniz bir şey yapabilecek duruma geliyorsunuz. Yani istemeyen insana kimse bir şey vermez. O bir zaten ben demek istediğini anlıyorum. Yani ben kimseye yağcılık yapmayacağım. Karakterimle düz duracağım. Bana gelsinler. Zaten Türk futbolunda öyle bir fotoğraf ve dizayn yok. Ama iyi tarafından bakalım. Sen istemezsen zaten sana kimse bir şey vermiyor. İstemen lazım. Çok istemen lazım. Evet. Beni de antrenörlük kursuna gittim. 91-92 yılında Çetin Güler vardı. Dedi ki biz seni antrenörlük kursuna almayız. Yine Fuat Hoca ile yanımda. Fuat Yaman'la. Çünkü beraber spor top oynadım arkadaşım. Evet. Niye dedim? Dedi ki Abdülkerim dedi kahvede oturuyor dedi. Bizim onu antrenör yapmamız lazım dedi. Abdülkerim dedi şimdi spor programındaki Abdülkerim Durmaz. Evet, yani ben gidiyorum İspanyollar nasıl çalıştırıyor, İtalyanlar nasıl çalıştırıyor. Kendi paramla İspanyolca kitaplar almışım, İtalyanca kitaplar almışım. Neden bizden daha hızlılar diye araştırıyorum. Neden bizden, biz birebir de herkes geçiyor. Bir korner topu oluyor. Her gelen ilk kornerde kalemize gol oluyor. Neden biz kornerlerden gol yiyoruz diye araştırırken araştırmayan Abdülkerim'i hoca yapmak istedi sistem. Ama ben çok istedim. Antrenörlük kursuna almadılar, kapıdan kovdular, bacadan girdim. Yani daha sonra profesyonel düzeyde çalışmam için açılarak diğer kursları almadılar. Beşiktaş'ta görev yaparken bakın almadılar beni. Bir sonraki kursları almaları lazım. Hani B'si var, C'si var, A'sı var ya. Ben Beşiktaş Kulübü'nde 6 yıl teknik direktörlük yapıyorum. Haf takım hocasıyım, A takımdan sonraki hocasıyım. Beni açılacak kurslara davet etmiyorlar. Ondan sonra Dardanelspor'a gittim. Dediler ki orada hocalık yapamazsın. Niye? Senin belgen yetersiz. Çağırmadınız, vermediniz. Ama Tanju Çolak'a çağırdınız. Tanju Çolak'ta hapis cezası varken yüz kızartıcı suçlardan antrenör olamazsınız. Kural bakın. Siz kuralları bozdunuz. Antrenör yaptınız. Ben görevliyken Beşiktaş'ta bir sürü futbolcumuzu milli takıma vermişken beni çağırmadınız. Ben yapacağım. Engellemek isterseniz engelleyin dedim. Dedikodular ürettiler. Onu yaptılar. Bunu yaptılar. Ben kursları almamalarına rağmen yine teknik direktör olarak Dardanelspor'da görev yaptım. Şimdi hani İbrahim'in lafına geliyorum. İsterseniz sistemin karşısına da çıkıyorsunuz, sistemi de yeniyorsunuz. Bu yağcılık vesaireyle savaşmanız lazım. İbrahim de savaşçı bir kişilik. İbrahim'in savaşması lazım. Öyle çıkıp da bir köşeye gelirse, ki ben İbrahim'i mesela şeye benzetiyorum ben onu, Gattuso'ya benzetiyorum. Gattuso çok başarılı hocalık yapıyor. Hani futbolculuktaki bir hırçın vesaire, futbolcuyla da arası iyi. O figür mesela geçen yıl Napoli'ye çok iyi bir inanılmaz işler yaptı bana göre Gattuso Napoli'de. İbrahim Üzülmez de o figürde bir hocalık yapar ve çok iyi de yapabilir. İbrahim çok iyi bir figürdü. Hani isim vereyim mi vereyim. Mesela Tolunay, milli takımın altyapısında görev yapan Tolunay
kusura bakmasın hiç bir kimse, iyi bir figür değil. Çünkü kabadayı gibi Tolunay. Bağırıyor, çağırıyor, gazetecilere dövmeye kalkıyor. Ya sen hocasın. Ya yani İbrahim o figürde olmaz. İbrahim böyle heyecanlıdır ama Gattuso figürü çıkar oradan. Tolunay figürü çıkmaz ve başarılı olur. Dolayısıyla inşallah programımızın bu bölümünden biri sonra söyler. Orada dondurmacı da kalmasın, savaşsın. Peki şimdi eskiden ilişkilerle galiba teknik direktörlük işi bulunuyordu. Şimdi menajerler daha fazla yoğun. Futbolcularda da öyle. Eskiden babası menajerliğini yapardı. İşte abisi, öğretmeni bilmem nesi yapardı. Şimdi mesela sanırım menajerliğe de sıcak bakmıyor. İbrahim üzerinden örnek veriyorum. Üzülmez üzerinden. Yani birçok böyle düşünüyordu. Bir örnek üzerinden. Şimdi kendinizi menajere teslim etmeyeceğim diyorsun. Menajere teslim ettiği zaman mesela artık o menajer için sen bir metasın, bir malsın. O adam senin adına her şeyi yapabilir. Bilemezsin sen onun ne iğrençlikler yaptığını, neler yaptığını, nasıl yüzsüzlük yaptığını, nasıl araya olduğunu. Diyor ki mesela politikacıları araya sokmayacağım diyor. Güzel, güzel bir şey. Yani futbolcu diyor ki ben teknik direktör diyor ki ben politikacıları araya sokmayacağım. Ama kendini menajere teslim ettiğin an o menajer her şeyi yapabilir. Senin adına. Bilemezsin sen ne yaptın, öyle mi? Şimdi çok aslında güzel bir noktaya değindiniz. Yani aslında çok kritik olan şeylerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. İnsanlar menajer hikayesi özellikle evet. Türkiye'de alınır satılır bir meta haline getiriyor sizi. İnsanı alınıp satılabilen bir haline getiriyor. Evet. Normalde bir menajerin koç olması lazım. Yani bir hayat koçu olması lazım. Ya. Onun partneri olması lazım. Kariyer partneri olması lazım. Evet. Burada kariyer partneri özellikle Türkiye'de kariyer partneri değil, alınıp satılabilen, o antrenörü bir yere koyduğu zaman onun üstünden futbolcu ticareti yapan, opsiyon, haksız evet. Kazanç elde eden, satın alma avantajlarını, satanın ve satın almanın aynı avantajlarını yaşatan bir düzen üzerine gidiyor menajerler. Dolayısıyla özellikle antrenör ilişkileriyle. İşin püf noktası da bu. İbrahim de şimdi insanların aslında onuru vardır. Yani Afrika'da da, Çin'de de, nerede olursa olsun, evet. Hangi statüde olursa olsun, ekonomik seviyesi de olursa olsun, her insanın, her standartta bir onuru vardır. Onur da kendini alınıp satınabilirliğini kabul etmez. İnsan onuru. Evet. Kiminin onur eşikleri zayıftır, kiminin yüksektir. Şimdi bu menajer hikayesi tam da dediğiniz bu noktada insanlar onuru olan, eşiği kuvvetli olan, daha onuruna sahip çıkan, %100 sahip çıkan insanlar bundan rahatsızlar Bahattin Bey. Bu da doğru bir şey. Ama şu var, İbrahim ve genç bazı arkadaşlarımızın şuna dikkat etmeleri lazım. Size de arkadaşlar gelin Real Madrid takımının teknik direktörlüğünü veriyoruz diye kimse gelmez. O zaman gideceksiniz alttan emek vererek başlayacaksınız. Kafalarına vura vura gideceksiniz. Yani ben de Dardanel Spor'da çalışırken niye sonra bana keyfi vermedi ki o vazifeyi. 6 yıl Beşiktaş'ın altyapısında çalışmışım. Baktı Scala ile yönem olmuşum. Yani bir özellikler buldu verdi. Eğer ben dondurmacıda bekleseydim veya işte turist rehberi olarak devam etseydim vermezlerdi. Dolayısıyla hani onurumuzdan kaybetmeyelim ama kimse de bize altın tepside hiçbir şey vermiyor. Bunu da fark etmemiz lazım. Ha menajersiz nereye kadar gelebilirsiniz? Sizin evet. Aslında soru işareti kafanızdaki soru işareti o. Evet. Maalesef ki menajersiz bir yere gelmeniz, menajerlerle Türkiye'de çalışmadan bir şeyler yapmanızın ihtimali binde bir falan. Of. Yani 1000 kişide bir kişi çıkar. Türkiye'de şu anda 30.000 antrenör vardır. 30 kişi bile yok aslında, o oran bile değil yani baktığınız zaman. Yani herhalde 10.000'de bir gibi bir rakam çıkar. O zaman İbrahim dondurmacıda beklemeye devam edecek.
İnşallah bir yerden kendisine kucak açan bir kulüp, bir takım bulur. Statüsü önemli değil. Amatör takım, üçüncü lig takımı, genç takım. Orada kendini ispat eder. Orada çıkış yollarını, kariyer yollarını oradan başlar. Şimdi bu kadar şeyin, menajerlerin olduğu bir yerde yani birer, bunlar birer canavar gibi her türlü ahlaksız teklifi de şey yapabilirler. Bunların arasına girebilmek de gerçekten zor. Bilmiyorum. Yani bir sürü teklifte bulunurlar, hoş olmayan tekliflerde bulunurlar, karşı tarafa bilmem neye falan. Peki, dediğiniz gibi inşallah saydam şey yapılır. Bakın, hapis cezası almış Türkiye'de menajerler var. Evet. Hapse girip çıkmış menajerler var. Mesela İbrahim'in dediği noktada kilit noktalardan bir tanesi bu. Nasıl çalışsın adam şimdi? Onlarla çalışmak istemeyebilir. Evet. Onlardan da bir şey alınsa, ne diyelim, ihal kağıdı alınmalı değil mi bu menajerlerden de? Eskiden vardı ama her şey değişti işte. Hepsinin de yolunu buldular Bahattin Bey. Yani bilemiyorum. Hepsinin evet. Yolunu, çaresini buluyorlar. Peki. Bayram Tutumlu menajer, ne diyorsunuz? Birkaç cümle eder misiniz? Bayram Tutumlu Türkiye'ye ilk menajerlik müessesesini sokan. Kıştıran, sokan, imrendiren, özendiren, çünkü kendisine göre bir tarzı, karizması var, bir havası var. Evet. Bana göre de çok başarılı. Yani şöyle başarılı, Türkiye'ye Maradona'yı getirmiş. İşte Türkiye'ye bütün Reykat gibi olan Hollanda kökenli bir sürü teknik adamı Türkiye'ye getirmiş. Evet. İspanya'da da belirli çevresi olan, özellikle Hollanda, İspanya trafiğinde belirli saygınlığı olan Laudrup'un da mesela Premier Lig'de görev yaptığı zamanlar menajeri, Koeman'ın, Cruyff'le çok yakın ilişkisi vardı Bayram Tutumlu'nun. Cruyff'ün adı, Cruyff'le herhalde kahve içmek bile önemli bir kariyer ki o yakın ailece görüşüyordu. Yaşlılığı vesairesi, hayatta beklenmediği veya beklenilen iş çıkışları olabilir herkesin ama Bayram Tutumlu bence iyi bir menajerdi. Daha iyi olabilirdi tabii. Konuşmuştuk. Siz onun teklifini galiba kabul etseydiniz, Van Gaal yardımcılığını değil mi? Evet. Siz etmediniz. Onu anlatır mısınız kendinizce? Şimdi 96-97 yılı Beşiktaş Paf takımında hocayım. O zaman Marcello Lippi Juventus'un başında. Evet. Tabii İtalyancam'da kendimi tarif edebilecek kadar var. Futbolu konuşacak kadar var. Ben geliştirmek için Juventus'ta Marcello Lippi'nin yanına gidip staj yapmak istedim. Asistanlığını yapmak istedim. Evet. Yine bir turizmci arkadaşım vasıtasıyla onun ortağı Rıza Ağacık vardı. O da menajer. Bayram'ın Türkiye'deki ortağı. Rıza Ağacık kanalıyla birisi beni tanıştırdı. Ben de Rıza'ya dedim ki işte böyle böyle. Dedi ben Bayram'la tanıştırayım seni. Bayram'ın Altunzade'deki ofisine gittik. Ben dedim ki işte Lippi'nin yanında asistan olarak bir 2-3 ay kalıp idman tekniklerini, idman şartlarını, her şeyini öğrenmek istiyorum. Hiç mali külfetim de olmaz. Kendi yatacak yerim, kendi yol param, hepsini veririm. Para da istemiyorum. Ayakkabılarını da temizlerim takımın. Onu da yaparım. Malzemecilik de yaparım. Ortalığı temizlerim. Yeter ki gözlemleyeyim orayı. Beni alsınlar dedim. Takip edeyim onu. İşte istemekle alakalı bir şey. Bayram da dedi ki dedi niye dedi Lippi dedi. Ben dedi seni Van Gaal'in yanına göndereyim dedi. İspanya'ya göndereyim. Barcelona'ya göndereyim. Ve şey bir klasör gazete çıkarttı. O zaman pro içiyor tabii. Ve pahalı prolar kullanıyor. Herhalde bir tanesi 50 dolarlık prolarla resimleri var. 50 dolarlık, 100 dolarlık Bayram'ın İspanya gazetelerinde. Orada yani bir Turco lakabıyla, El Turco lakabıyla her yere manşet olmuş Bayram. Hani dijital medya olmadığı için Türkiye bunları bilmiyor. Ben gözlerimle gördüm gazeteleri. Evet. Sayfa sayfa. Cruyff'le resimleri var. Sarmaş dolaş. Yanılıyor olabilirim. Tam emin değilim ama galiba Cruyff'ün kızıyla bir
Arkadaşlığı olmuş. Boyfriend, girlfriend hikayesi. Boylu postlu tabii orada İspanyollara da benziyor. O Javier Bardem falan da öyle biliyorsunuz böyle erkek figürleri. Dolayısıyla bana dedi ki seneleri Kuman dedi havalimanından alacak, götürecek. Bütün masraflarını da ben yapacağım dedi. Oraya gönderelim dedi. Niye dedi İtalya? Ondan sonra şey dedi ki Rıza'ya da benim bir CV yapmıştım kendime bir dosya. Çalıştığım futbolcular, geçmişim falan. Ona bir baktı dedi ki bizim dedi. Böyle dedi genç antrenörle yaşım 36 o zaman. 96-97 36 yaşındayım. Böyle dedi genç antrenörlere de yatırım yapmamız lazım dedi. Günün birinde Türkiye'ye dedi çok önemli hocalar gelecek dedi. O hocaların yardımcısı olarak bu antrenörler onlarla birlikte kariyerini büyütmesi lazım. Türkiye'ye de faydalı olması lazım dedi. Ondan sonra ne zaman gideceksen dedi biz dedi ona göre programlayalım. Tamam dedim. Çok güzel bir sohbet ettik. O esnada 2-3 telefon geldi. Milli takım oyuncuları ve bazı milli takım düzeyindeki bazı sohbetleri oldu. Burası önemli. Ne derece önemli bilmiyorum. Tabii ben ilgimi çekti. Çünkü menajerler neticede belki kendisine göre haklıydı. Konuştuğu kişiler kendisinden gençti. Saçma sapan fikirlerde, isteklerde veya yurt dışı transferinde saçma sapan paralara kadar para istiyorlar da olabilirdi. Evet. Onlara kızdı, etti böyle kendi üslubuyla. Ondan sonra ben Davut Şahin'den de izin almıştım Davut Hoca'dan. İşte. Ben böyle bir görüşmeyi yaptığımı. Çünkü PAF takım hocasıyım. Liglerin sonu gelecek. Şampiyonluk iddiamız olup olmadığı Mart ayında, Nisan ayında belli olacak. Ve ben görevimden 2 aylığına ayrılıp şeye gideceğim, staja gideceğim. Dedi hocam tabii ki dedi. Davut Hoca'dan da altyapı teknik direktörümüzdü. Bir 18-20 tane hocanın ve ekibin başıydı. Aradan aylar geçti. Rıza aradı hocam dedi Mart ayı geldi. Hazır mısın? Ne zaman gidiyorsun? Ya dedim Rıza ben vazgeçtim. Kendi kendime çok muhakeme yaptım. Niye dedi? Ya dedim şimdi bayram dedim biz dedim oraya gidip başarısız olursak ya her şeyi yaptım bir işi beceremedi diyecek. Ya. Başarılı olursak da ben yaptım diyecek. Çünkü öyle bir baskın karakteri var bayramın. Karakter. Bana karşı bir saygısızlık yapmadı. Aslında çok saygılıydı. Çok iyiydi ve düşünün yani aslında bir menajerin yapması gereken şeyleri söylüyor. O beni keşfetmiş. Van Gaal'in yanına götüreceğim. Türkiye'ye gelen adamlarla işte sen büyüyeceksin. Biz de seninle kurduğumuz ilişkiyle çevremizi genişleteceğiz gibi düşünüyor. En azından ticari olarak veya sportif olarak. Ve şeyi Rıza dedi ya aldırma vesaire şu derken ben de şeye gitmedim. Ne enteresandır ki daha sonra geçtiğimiz yıl Bobby Robson'ın belgeselini izliyorum şeyde Netflix'te. Evet. Bobby Robson bırakıyor. Jose Mourinho tercümanı. Arkadan tık Van Gaal geliyor. Van Gaal'in tercümanı olarak başlıyor. Tık kulübeye oturuyor Jose Mourinho. Asistanı olarak. Vay be. Ve dolayısıyla belki tabii ben asistanı olarak gitseydim Jose Mourinho hiçbir zaman ona asistan ya da teknik adam kulübesine oturamayacaktı. Böyle de enteresan yani. Çünkü ben de gençtim. Aynı yaşlardayız. Aynen. Ben teknik adam olarak Beşiktaş'ta 6 sezon, 5 yıl çalışan bir hoca olarak çünkü hoca dediğiniz zaman futbolcuyla konuşurken mesafesi, konuşma tonu, topluluğa bakışı, orada duruşu falan bunlar önemlidir. Biz hocayız çünkü. Jose Mourinho tercüman. Dolayısıyla o bizim önümüze geçemezdi orada. Belki böyle bir yeteneği dünya futbolu hani biz öyle olur muyduk olamaz mıydık bilemeyiz de Jose Mourinho olamazdı. Belki kaybederdi. Hayırlısı evet. Olmuş işte. Bayramda öyle bir ilişkimiz oldu. Tabii sonra enteresan aradan 3 yıl geçti. Ben Beşiktaş Scala geldi. Scala ile anlaştık. Floransa'ya gittim. İsviçre kampına gitmeden önce tatil için. Evet. Yine Davut Hoca beni aradı. Davut Şahin. Kulaklarını bolca ısınlatıyoruz.
Hocam dedi Müfit aradı beni dedi. Ben Firenze'deyim. Terminin orada yürüyorum. Dedi ki Müfit aradı senin hakkında referans aldı. Biraz bilgi istediler. Ben de hocam söylenecekleri söyledim dedi. Evet. Seni ararlar dedi. Hani olumlu referans verdiği, güzel referans verdiği için. Hakikaten Davut Hoca telefonu kapattı. 10 dakika sonra Bayram Tutumlu aradı. Hocam dedi ben Bayram, buyur Bayram. İşte dedi Fatih Hoca Fiorentina ile anlaştı biliyor musun dedi. Vallahi dedim ben Floransa'dayım. Floransa'dayım şu anda. 4-5 gündür gazeteciler burada bana soruyor. Kometerim falan diyorlar işte dedim. Hakikaten orada Türkiye'de açıklanmadan 4-5 gün önce İtalya'da gazeteler İmparatore falan diye yazmaya başlamışlardı. Evet. Fatih Hoca'nın güzel bir prezentasyonu var aslında. Tarzı, konuşması, hareketleri. Ve şampiyon da olmuş. Galatasaray'la 2000'de UEFA şampiyonu olmuş. Çok önemli bir şey. Dedim ki Bayram dedim ben Scala ile anlaştım. Boy boy resimlerimiz çıktı. Kaç yıldır Beşiktaş camiasında görev yapıyorum ve Beşiktaşlıyım. Ben bu saatten sonra, o anlaşmadan sonra Fatih Hoca ile de açıkçası çalışmayı isterim. Çünkü zaten şu anda geleceği takımın olduğu şehirdeyim. Orada yaşamak bizim için bir pay, önemli bir pay hayatta, parça. Ama Beşiktaş'ı dedim bu saatten sonra satamam ben, onları bırakamam dedim. Bütün camianın suratına bakamam sonra dedim. Ve reddettim. İkinci kez baktım. Yani iyi bir menajeri düşünebiliyor musunuz? Bir Barcelona verdi size, bir Fiorentina verdi, ikisine daha iyi dedi. Of. Tamam biraz dedim. Evet. Bayramın şeyini şununla noktalayayım. Daha sonra ben Dardanel Spor'a gittim. Orada da takip etmiş beni. Dardanel Spor'da hakikaten çok iyi işler yaptım. Yani oranın spor basınına göre, tarihine göre de Dardanel Spor'a gelmiş en başarılı teknik adam olarak görüyorlar. Burada bir saplama yapayım. Yine benim takıntım ortaya çıkıyor. Çanakkale Dardanel Spor'da 72 resmi ve özel müsabakaya çıkmışsınız. 33 maçta galibiyet kazanmışsınız. Yine 33. O tesadüf benim hiçbir alakam yok. Ya, tamam. Söyleyin adını. Orada da tabii yaş ortalamasını 17'ye indiriyorsunuz. 17'ye. Tarihin en büyük ekonomik krizi var. Şirketin parayı bulduğu yer Dardanel Gıda Fabrika. Dardanel Spor'un parayı aldığı sahibinin şirketi çünkü. Hani bizdeki gibi dernek değil orası. Çok büyük bir kriz yaşıyorsunuz. Ve paraların ödenmediği bir zamana denk geliyorsunuz. Takımı gençleştirmek, iyi futbolcularını satıp ekonomik krizi çözmeniz lazım. Tribünler boş bu esnada. Tribünler Niyazi Bey'e kızmış. Derneği şirkete çevirdi. Kendi takımı yaptı. Halbuki takım bizimdi. Şimdi Niyazi Önel'in oldu. Valiyle kavga etmeye başlamış takım. Bir otopark hikayesinden. Bizim tribünlerimizde 50 ya da 60 kişi var. Düşünebiliyor musunuz? Tribünleri doldurduk. Ekonomik krizi çözdük. Takım yaş ortalaması 17'ye düştü. Türkiye Kupası'nda 16 yaptık. 6 kez haftanın takımı olduk. Yani baktığınız zaman kümülatif olarak evet. Bütün değerleri verdiğiniz zaman ki orada mesela spor basınında oranın Erman Toroğlu'su gibi Cahit Hoca vardı. Cahit Güven'in ismi, Cahit Hakem Hocası. Spor müdürü daha sonra Dardanel Spor'da yöneticilik de yaptım. Bizzat hocam senin için kitap yazmamız işte gelen ben kimlerle çalıştım ne yaptım yani buraya verdiğin hizmet büyüktür gibi totalinde çok değerlendirip yaptığı yorumlar hep bu perspektiftedir. Mesela size bir şey söyleyeyim. Takımı Kolordu komutanından randevu aldım. Takımı askerlerle yemek yemeye götürdüm. Takım şehir terk etmiş ya. Ondan sonra bütün askerler evci izinlerinde bizim maçlarımıza geldi. Kapalı açık tribünümüzün arkası nasıl oldu biliyor musunuz? Ha. Bize 6000 asker geldi maçlarımızı seyretmeye. Bir anda Steaua Bükreş gibi olduk. Haydi. Tribünler 10.000 kişi oynamaya başladık. Yarısı asker. Askerlerin başında bir tane süzülüyor. Rap 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 tempo yapıyor. Hakikaten yani Steaua Bükreş gibi bir takım oldu tribünümüz. Yani çünkü beraber kahvaltı ettikleri askerlerin futbolcular artık futbolcularla arkadaş oldular. O takım o askerlerin oldu. Halkın oldu. Bu arada saplama yapayım. Benim dönemimde ben Çanakkale'de yaptım askerliğimi. 116 öyle jandarmada mi yaptım? Bilmiyorum 116 jandarma. Onları da davet ettiniz mi? Demek ki bizim zamanımıza denk gelseydi biz de gelirdik. Buyurun.
Evet, 2001 yılı. Tabii şimdi 85. Orada evet, çok başarılı bir dönemim geçti ama onunla birlikte şu oldu. Yani şimdi bakın, 17 yaşındaki bir takım hem sportif olarak ligin en çok gol atan takımı oluyor. 20 takımlı bir lig, 5 takım düşüyor. Türkiye'de ilk kez oldu 20 takımın 5 takım düşmesi. Yani cadı kazanı demektir o. 3 takım Süper Lig'e çıkıyor. Ve biz orada hem ligde hem herkesin düşer dediği ligde hem ligde başarılı olduk, hem Türkiye Kupası'nda 16 yaptık, hem 17 yaşında yaş ortalamasına haiz bir takımla bir sürü futbolcu ürettik. Mesela Okan Koç, Gökhan Zan, Hasan Kabze, Murat Önür, İlkem Özkaynak, Mehmet Çoğun, Tolga Seyhan, Ufuk Ateş, bunların hepsi Süper Lig yaptılar ve milli takım yaptılar ve bunlar para kazandırdılar. Evet. Yani bir futbolcu da değil, oradan 12-14 futbolcu üst level'a çıktı. Ve A milli olan, düşünün, nereden baksanız A milli olmayı bırakın, Tolga Seyhan'la Hasan Kabzi ihracat yaptı Türkiye'ye. İhracat yaptı. Fransa ve Ukrayna'ya. Tolga Seyhan'dan bizden gitti Malatya, arkadan Trabzon, bir yıl içinde A milli oldu. Ve Tolga Seyhan, yanılmıyorsam, 8 milyon euro Trabzonspor'a o zaman para kazandı. Evet. Hasan Kabze para kazandı. Şimdi evet. Diyeceğim, Bayram Tutumlu, ben Dardanelli Spor'dan ayrıldım. Bayram Tutumlu'ya döneyim. Beni aradı. Yine Rıza Ağacık'la. Hocam dedi, seninle bir kahvaltı etmek istiyoruz. Tamam. Polat Fulya'daki residense gittik. Orada kalıyormuş. Onun kahvaltı salonunda. Hocam dedi, Kepez'i almak istiyorum, Antalya Kepez'i. İkinci ligde o zaman. Çalışır mısın dedi ben. Dedim, Bayram sen de çalışırım dedim. Çünkü iki kere çalışmadık, yaptığımız yanlışlar. Tabii dedi. Evet. Dedi hocam dedi, ama takip etmiş biliyor. Yani Dardanelli Spor'da da genç, hani Beşiktaş'ta genç hocalık yaptı ama Dardanelli Spor'da gençleri hem yetiştirdi hem başarılı oldu, yarıştı diye. Ben dedi sana Almanya'daki bütün futbolcuları, Türk futbolcuları getireceğim. Ve Süper Lig'e çıktığında da Real Madrid'den bile oyuncu getireceğim. Yine senle devam edeceğim dedi. Evet. Yani o da önemli bir teminat. Yani beni evet. Süper Lig'e, ben sana çok iyi bir takım kuracağım. Vereceğim eline. Evet. Süper Lig'de de istediğim futbolcuyu alacağım. Senle devam edeceğim. Çalışırım dedi. Peki yanılmıyorsam 2003 yılı Bahattin Bey. Bu sefer de mutabık kaldık. Yine Rıza Bayram ben. Fakat Kepez'i alamadım. Kepez'i satın almak istiyordu. O zaman Vural Ögörin kardeşi almıştı. Vural Ögörin kardeşi Ögel Tur'du onların sponsoru. Evet. Vural Ögel'le kardeşi kavga etti. Finans desteğini çekti. Kulübü satmak istediler. O zaman da belediye girdi devreye. Belediye almak istedi ve Bayram'a vermediler takımı. Bayram alsaydı Antalya Spor olacaktı Kepez. Antalya Spor da o zaman ligde değildi. Ve sanıyorum çok büyük bir proje yapacaktı. Dolayısıyla hayati 3 tane noktada buluştuk onunla. Birisi Barcelona, birisi Fiorentina. Öbürü de belki hakikaten oradan bir Parma mucizesi çıkarttırdık. Hani UEFA Kupası'nı da alabilirdik Bayram'ın. Çünkü İspanya'dan o futbolcuları getireceği çok aşikar. Süper Lig'e çıktığınızdan çok iyi bir kadro kurardı. Öyle bir hikayesi oldu. Onun için benim hayatımda ayrı bir yeri var ve bence hep doğru teşhisler yaptı ve doğru projeler yaptı. Evet. Evet. Mesela son olarak güncel bir şey söyleyeyim. Ben görüşmüyorum o tarihten beri kendisiyle. En son Kepez için görüştük. 2003'te bir daha hiç görüşmedim telefonla bile. Yalnız Rıza ile görüşüyorum, turizmci nosyonlarımızda çok. Rıza Ağacık çok da sevdiğim birisidir. Rıza Ağacık, Musa Ağacık'la gazetecinin bir akrabalığı olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Tamam, yani soracağım. Hiç bilmiyorum. Soracağım. Sadece futbolla alakalı. Benim basından takip ettiğim kadarıyla geçen yıl ya da 1,5 yıl önce Bayram Iniesta'yı Galatasaray'a getirmek istedi. Barcelona'dan evet. Iniesta ayrıldı ya. Barcelona evet. İlişkisi çok kuvvetli. Ve Iniesta Fatih Terim istememiş. Fatih Terim'le kavga etmeye başladılar. Fatih Terim'e devamlı Twitter'dan yazıyordu.
Evet. İnanılmaz kavgalar etti Fatih Terim'le. Evet. Tahmin ediyorum Fatih Terim'in ağır abileri falan araya girdiler, yumuşattılar olayı. Çok hakaret evet. de ediyordu. Yani Fatih Terim'in dava açacak derecesi hakaret ediyordu. Iniesta'yı Galatasaray'a getirme projesi de bana kalırsa, ben futbol adamı olarak konuşuyorum, kesinlikle doğru bir projeydi. Iniesta gitti Japonya'da oynadı 2 yıldır. Evet. Şayet Galatasaray'a Iniesta gelseydi, Schneider gibi Galatasaray'ın Juventus erediği Mancini ile olduğu dönemde önemli bir, belki Hacı gibi bir tarih daha yazacaktı. Son dönemlerde hani Bayram'ın yaptığı bütün verdiği kararlar ve tespitlerin doğruluğunu Iniesta Galatasaray ilişkisiyle de burada üstüne tekrar basmak istedim, vurgulamak istedim. Hürser Bey, Serpil Hamdi Tüzün. Ben onun seçmelerine katılmıştım. Türk futbolunun altyapı, ne diyelim artık, şeyi yani, kralı mı diyelim, padişahı mı diyelim, pardon, onlar çok şey, otoriter şeyler oldu. Müthiş bir insan. Şeyi hatırladım ben, sonra profesyonele geçti, Beşiktaş'ı çalıştıracaktı. Fakat olmadı. Gazeteci Ayşegül Arslan'ın bir lafı var. Bunu bir tarihte söylemişti. Çırağan Kempiski Otel'deki bir toplantıda söylemişti. Ben diyordu Ayşegül Arslan, genel evde çalışan bir bakireyim. Şimdi Serpil Hamdi Tüzün gibi karakterdeki insanların böyle futbol endüstrisine sahip bir yerde çalışması çok zor değil mi? Yani affedersiniz, bir bakirenin genel evde çalışması gibi mi? Nasıl, benzetme biraz teşbih şey mi oldu? Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi Türkiye için maalesef böyle. Türkiye'de. Evet. Ama Serpil Hoca mesela Hollanda'da olsaydı böyle olmazdı. Evet. Yani üretimle tüketim dengesini kurmamış, kuramamış, muhakemesini yapamamış kültürlerde Serpil Hoca'nın değeri ve varlıkları değerlendirilemez, bilinemez yani. Yani başarı Türkiye'de zaten çok enteresan. Başarı neye göre kritize ediliyor, o da enteresan. Ama Serpil Hoca hakikaten çok önemli bir futbol adamı. Yani evet. Serpil Hoca Beşiktaş'ta yeterince istifa edemedi. Türk futbolu da istifa edemedi. İstifade edemedi. Yani bilemiyorum yani. Siz çalıştınız değil mi onunla, Serpil Hoca'yla? Ben Serpil Hoca'yla çalışmadım birebir. Ondan sonra genelde tanışıyorum tabii. Panellerde, söyleşilere katıldık. Birbirimiz, benim beraber futbol oynadığım arkadaşlarım çalıştı, onun talebesiydi. Küçük Ali olsun, Fuat Hoca olsun. Onun yarattığı jenerasyon bizim jenerasyonumuzdu zaten. Evet. Daha sonra Rızalar. Dediğim gibi bazı Türk futbolundaki futbolla alakalı panellerde ben Beşiktaş'ta hocayken o genç milli takımlar hocasıydı milli takımda. Dolayısıyla aynı periyotta görev yaptık. Ve bulunduğumuz söyleşilerde, sohbetlerde, birebir sohbetlerde yaşadıklarımız tabii onun ufkunun nasıl olduğunu bize çok iyi hissettirebildi. Bir de daha ötesi var. Onun bıraktığı noktada onunla çalışan bazı ekip ve arkadaşlarıyla çalıştım ben. Bazı hocalarla, Serpil hocalarıyla çalışanlarla çalıştım. Dolayısıyla Davut Hoca gibi. Davut Hoca gibi, işte Ufuk Pak gibi, işte Fuat Yaman gibi. Serpil evet. Hoca ile birlikte çalışanlarla da çalıştığımız için. Evet. Hatta onun sporcularıyla da sporcum olarak çalıştı. Mesela Salih bizdeki onun sporcusuydu. Ben de çalıştım. Dardanel Spor'da ben Salih'i aldığım zaman, istediğim zaman. Şimdi Serpil Hoca'nın genel tarzlarını, usullerini, karakterlerini, felsefesini hem birebir kendisinden duyduklarım, hem yaptığı uygulamalardan teknik olarak da felsefe olarak da haizim. Yani o bizim kendi kodlarımızı oluşturdu. Mesela Sergen şu anda oynatıyor. Beşiktaş'ın bir kodu. Nedir oynattı? Ayağı oynuyor, garanti oynuyor, çabuk oynuyor. Top bizdeyken. Topu kaybettiği zaman orada baskı uyguluyoruz. Topu hemen almak istiyoruz. Çünkü büyük takımız. Dolayısıyla bu aslında
bizim idman formatlarımızdan, genel felsefemizden, Serpil Hoca'dan Beşiktaş felsefesiyle bütünleşmiş olan altyapının bir kültürü bu. Evet. Yani Sergen'in oynattığı futbolu altyapıdaki Ufuk Hoca da öyle oynatıyor. Davut Hoca da öyle oynatıyor. İşte Enver Hoca da, Ekrem Hoca da, Ömer Hoca da. Halihazırda şu anda bizim sporcularımız var. Onlar da muhtemelen aynı şekilde oynatıyor. Dolayısıyla çalışmadım ama her şeyine hakimim. Çok kısaca, önemli bir etkiydi. Kısaca nerede öğrenmiş futbolu Serpil Hoca? Yurt dışı şeyi var mı? Tecrübesi. Yani en azından... Sanmıyorum. Evet. Burada mesela aramızda geçen bir diyaloğu söyleyeyim. Lütfen. Ben bir panelde Mustafa Denizli milli takım teknik direktörüydü. Ayhan Bermek sorumlusuydu. Evet. Ali Tıkvaç sunuyordu. Serpil Hoca'da milli takımlar, genç milli takımlar sorumlusuydu. Ben de Beşiktaş Patron hocasıyım. Ben panelde tesislerin yetersiz olduğunu ve özellikle Almanya'da gittiğimiz turnuvalarda amatör kulüplerin bile bizden daha fazla çim sahası olduğunu, bizden daha iyi şartlarda çalıştığını, bakın amatör kulüp diyorum, üçüncülük kulübü demiyorum. Bunları ifade ettiğimde Mustafa Denizli dedi ki, işte genç kardeşimiz dedi, çok güzel söylüyor ama dedi, İstanbul'da dedi öyle yer kalmadı sağ yapacak dedi. Yani tesis yapacak dedi. Ben de cevap olarak dedim ki sayın hocam kalmadı diyor ama dedim Beşiktaş kulübü istediği her yerden veya işte 4-3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe istediği her yerden arazi de alır, tesis de alır. Bizler için tesis yapmak sorun olmaması lazım. Yani devlet bizi destekliyor. Bizim arazi kalmadı, her yer bina dediğimiz bahsettiğimde 97 yılı, 97-98 yılı. Evet. Yani şu anda onu desek anlarız, hani otoban kenarları falan filan. Dolayısıyla o zaman daha çok bol yerimiz vardı. Vardı, evet. En vardı. Azından Seyran Tepe'yi Galatasaray yaptı işte, en azından Seyran Tepe'de. Evet. Dolayısıyla ondan sonra söyleşi bitti, bu tesis üzerine benim açtığım konularda. Biz Serpil Hoca ile oturduk baş başa, yemek yiyoruz. Serpil Hoca dedi ki, sevgili hocam dedi, çok doğru söylüyorsun. Yani tesis çok önemli dedi, kesinlikle dedi. Ama dedi, sana şunu söyleyeyim dedi. İki tane taş ve bir toprak arsada bile biz futbolcuyu yetiştirebilmemiz lazım dedi. Of. Şimdi bakın, gelinen noktada Beşiktaş Ajax'la oynadı ya. Bizim evet. Yöneticilerimiz şimdi Ajax'ı yeni keşfetti. Evet. Evet. Şimdi Beşiktaş İzmir bölgesinde 100 dönüm arazi alıp 10 tane futbol sahası yapacakmış. Çöp yatırım. Yani bana kalırsa çöp yatırım. Oradaki İstanbul'daki çocukları İzmir'e mi götüreceğiz? Evet. Oraya harcayacağımız para, vereceğimiz eğitim. Yani siz burada bir fabrikanız var mı? Kendi idare merkezinizde var mı? Üstelik İzmir hani eskiden Sakarya Ovası bir futbolcu merkeziydi. Evet. Biliyorsunuz Fenerbahçe, evet. Beşiktaş falan dünya kadar Sakarya'nın futbolcu çıkardı. Evet. İzmir şu anda öyle değil. Altın Ordu'nun bulduğu futbolcular bizim Dardanel'in bıraktığı Scott ağından yararlandıkları Altın Ordu. Dardanel olsaydı Altın Ordu da olmaz. Mesela Altın Ordu'nun gidip teklif ettiği kişiler Dardanel'in bu işi kuranları. Evet. Bizim ekibimizdeki arkadaşlarımız. Evet. Dolayısıyla şimdi mevcut yöneticilerimiz yeni keşfetmiş Ajax'ı. Şimdi Serpil Hoca'ya geleceğim. Diyorlar ki işte 12 tane tesis yapacağız. 10 tane çim saha oraya dünya kadar bir inşaat parası daha harcanacak. Bir 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon dolar daha kaybedecek Beşiktaş. Şimdi o Serpil Hoca, bunların yeni Ajax keşfettiler yani. Evet. Hollanda'dan davet geldi biliyor musunuz? 80'li yılların sonunda, 90'lı yıllarda falan. Serpil Hoca'ya dediler ki Türk milli takımı, Serpil Hoca ile genç milli takım Avrupa şampiyonu oldu Bahattin'de. Biliyorum. Serpil Hoca zamanında. Ve seminerlere davet ettiler Serpil Hoca'yı Hollanda'ya. Siz bu futbolcuları nasıl yetiştiriyorsunuz diye. Hollandalılar Serpil Hoca'ya gitti sordu. Buyur. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bizim
bizim çok bilen ordinarius profesör başkanlarımız ve yöneticilerimiz Ajax'ı yeni keşfettiler. Halbuki evet. O Ajax Serpil Hoca'yı 40 yıl önce keşfetmiş. 40 yıl önce evet. Maalesef. Serpil Hoca'nın felsefelerinden bir tanesi de iki tane taş ve bir küçük arsada futbolcuyu yetiştirmemiz gerekiyor ve yetiştiriyoruz demişti. Serpil Hoca da o futbolcuları arsadan ve taşlarla yetiştirdi. Metinleri, Ali'leri, Feyyaz'ları işte çim sahalardan alıp yetiştirmedi. Aynı evet. Nihat'ta bizim yaşadığımız gibi. Nihat'ı da biz çamurun içinde yetiştirdik, İspanya'ya ihraç ettik. Nihat nasıl geldi size? Nihat'ın nasıl oldu? Size nasıl ulaştı? Siz, yani ilk keşfeden misiniz Nihat? Yok, şöyle söyleyeyim. Keşfeden bir ölçüde öyle yorumlayabilirsiniz ama söyleyeyim detaylı olarak şöyle. Hızlı bir detaylı bir şekilde. Bizim scoutlarımız vardı altyapıda. Evet. Bir tanesi Rauf Başar'dı, Rauf abimizdi. Bu scoutlarımız genellikle futbolu seven, bunu gönüllü yapan, para pul almayan, gönüllü futbol aşklarıyla tutuşan abilerimiz vardı. Evet. Bunlar semt sahalarında otururlardı. Gördükleri futbolcuları bize getirirlerdi. Biz de o kulüplere bir takım eşortman verirdik, futbolcuyu alırdık veya üç top verirdik, futbolcuyu alırdık. Dolayısıyla o da o semtte Rauf abi olarak futbolcuların sevilen bir abisi ve itibarlısı olarak bunun gibi bir sürü insanımız vardı. Nihat'ı Rauf abi bize Esenler Kulübü'nde, amatör kulüpte izlemiş, beğenmiş getirdi. 32 evet. kişilik bir seçme grubu geldi bize, 32 kişilik bir seçme. Biz 2-3 grup halinde seçmeyi aldık onu. Ben de o yaş grubunun hocasıyım, PAF takımının. Evet. Nihat bizim esas grubumuzda, asıl grubumuzun içine 4 tane futbolcu aldık biz. Evet. 4 taneden bir tanesiydi ama Nihat en sonuncuydu. Nihat dışarıda kalabilirdi. Çünkü çok sıradan, çok sade, sakin, futbolcu kişiliği de sahada sakin olan, kendini göstermeyen sade bir futbolculuğu var. Hani bir tanesi alır topu daha kontrol ederken adamı Maradona dersiniz. Heh. Nihat öyle değildi. Altyapısı da çok kuvvetli değildi. Bakın enteresan bir şey. Nihat ilk lisansı 16 yaşında çıkmış amatör lisansı. Yani 16 yaşında ilk kez amatör resmi maç oynamış bir futbolcu çok zordur. Neyse bize geldi ve ben takımda Nihat'ın sorumluluk almasını, sürekli oynaması gerektiğini ve futbolcu olabileceğini dair en büyük motivasyonun verilmesini ve buna destek olunmasını sağlanması için çok kendi çapımda katkılarda bulundum o dönem. Çünkü bizim altyapımızda özellikle o PAF takımından o dönemin yöneticileri bir tane bile futbolcu çıkmayacağını söylüyordu. Değil, Nihat'ın ismi bahsedilmiyordu bile. Özellikle ben Yasin Sülün'ün, Aydın Tuna'nın, Savaş'ın, Tunç Kip'in, Nihat Kahveci'nin, Hüseyin'lerin hepsinin A takıma çıkacağını, bu takımın iyi bir takım olduğunu, hepsinin kaliteli çocuklar olduğunu da o aynı yöneticilere söyledik. Tabii çok hırlaştığımız, çok değiştiğimiz anlar da oldu. Ve neticede Nihat Kahveci, bakın enteresan bir şey. Biz Ergen Zingen'e turnuvaya gittik. Uluslararası bir turnuvaydı. Sampdoria'ya karşı çok iyi bir maç oynadı. Ve Sampdoria'nın hocası geldi dedi ki bu bir çocuk falan, dedim çok iyi çocuk. Döndük Türkiye'ye. Sonra Nihat, ben PAF takımından ayrıldım. Nihat forma verilmemeye başlandı. Nihat. Çünkü hocaların tercihidir. Yani mesela nasıl işte Ozan Kabak'ı oynatmadılar. Ama bakın o dediğim sol bek olarak demiyorum, sistem olarak. Evet. Ozan'ın sahada olmasını tercih etmeyen bir antrenör mesela şeyi tercih etti, Caner'i. Dünya Kupası'na gitse Caner'le oynayamayacak oysa ama Ozan'la oynaması lazım. Hani onun da altını şimdi geldi, program başından sonuna kadar izleyen olursa bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'nin gerekirse parçalar parçalar da şey yaparız. Evet, en iyi
elindeki kariyerli 3 tane futbolcusu, 3'ü de oyunun merkezinde oynayan stoper. Ozan, Melih ve Çağlar. Evet. Liverpool oynuyor. Biri Leicester oynuyor. Öbürü İtalya'nın en önemli kulübünde, Juventus'ta ve bu yıl Atalanta'nın şeyi patronu olarak oynuyor. Yani Juventus'ta ligle takım kaptanı olan şu anda Bonucci yedekli, Melih Demiral oynuyordu Bahattin Bey geçen gün. Evet. Bonucci yedekli, Chiellini ile Chiellini oynuyordu, Melih oynuyordu. Bonucci yedekli. Yani diyeceğim şu. Evet. Üç tane çok iyi stoperin milli takımda sistem değiştirip yan yana oynaması lazım. Şu anda dünya, İngiltere bile üçlü tandeme geçti. Evet. Milan, Atalanta, Lazio söyleyin adını. Milan zaman zaman yapıyor ama geçen yıl Inter %100 yaptı. Atalanta %100 yaptı. Lazio %100 yaptı. Napoli yaptı. İngiltere'deki takımlar ki klasik dörtlüdür bilirsiniz. Alan savunması. Evet. Üçlü tandeme geçtiler. Milli takımın da sistemini üçlü tandeme değiştirerek daha fazla önde adam kullanacak şekilde oyuna dönmesi lazım. Dolayısıyla evet, bu üç oyuncuyu oynatabilecek sistem kurması lazımken teknik adamların, Şenol Güneş ve Kuntz dahil, en iyi oyuncuyu kulübede tutacak sistemi tercih ettiler. Bu külliyen yanlış bir şey. Külliyen futbol felsefesine yanlış bir şey. Siz en iyi futbolcularınızı sahada tutacaksınız. Sisteminiz futbolcunun önüne geçemez. Sisteminizi kurarsınız. A sistem, B sistem. Elinizdeki futbolcuya göre sistemi kurmak zorundasınız. Evet. Elinizdeki futbolcuya göre sistemi kurmazsanız olmaz, problem yaşarsınız. Dolayısıyla zaten yaşadığımız problem o. Şimdi diyeceğim, Nihat'ın yerine başka oyuncular tercih edildi. Nihat kulübeye gitti. Şimdi Nihat'ın aslında A takımda oynaması lazım. Müthiş çıkışlar yaptı Nihat. Evet. O zaman Kahramanmaraş Spor'dan geldiler. Bana uğradılar. Akif diye bir arkadaşımız var. Kahraman Spor'un futbol şubesi sorumlusuyla. Dediler ki biz A takıma gittik. Beni de tanıyorlar. Niye gittiniz? Futbolcu istedik onlardan. Üçüncü ligde oynayacak Kahramanmaraş. Golcü lazımmış bir tane. Forvet lazımmış. A takımdan da 2-3 isim söylemişler. İsim vermeyeyim şimdi, ayıp olur. Ondan sonra ya dedim Akif, siz Nihat'ı alın dedim. Boş verin dedim A takımda söyledikleri o oyuncuları. Hani A takımda oynatmadıkları 2 tane 3 tane genç var, bunları alın. Gol atmak istiyorsanız Nihat'ı alın dedim. Ondan sonra ya dedi 3. ligde oynayabilir mi acaba falan. Ya dedim alın, siz karışmayın. Onlar Nihat Kahveci'yi 3. ligde oynayamaz diye almadılar. Hmm. Sonra Eskişehir Spor. Ben Nihat'ın sahada olmasını istiyorum. Yani Nihat büyük yetenek çünkü. Sonra Eskişehir Spor, Coşkun Demirbakan'dı teknik direktörleri. Bir vesileyle bir arkadaşım, orada da yönetici, benden hani görevdeyiz ya, futbolcu sordular. 2 tane futbolcu söyledim onlara. Dedim ki bir tanesi bizim altyapımızda Kadir'di diye bir futbolcu var. Daha sonra Azerbaycan'a gitti, oynadı. Kadir'i alın. O da geleceği yere gelemeyen bir futbolcuydu. Bir de Nihat'ı alın dedim. Onlar dedi ki Nihat Eskişehir Spor'da işte biz daha böyle bilinen bir isim arıyoruz falan. Onu da almadılar biliyor musunuz? Sonra ben Sampdoria'nın da hocası beğendiği için İtalya'da bir arkadaşımı Ali Rıza çocuğun ismi. Hatta Pirelli reklamlarında oynadı o yıllar Türkiye'de. Onu çağırdım. Dedim ki ya bu adam harcanacak. Bu adamı o Sampdoria'da da hocası çok beğenmiş. Alın bunu Sampdoria. Cenova'da yaşıyor çünkü. Çocuk geldi Nihat'ı seyretmeye. Ve Nihat'ı seyretmeye geldiği tesadüf, Fuat Hoca'ya da söyledim aynı şekilde. Dedim bunu A takım idmanlarına çıkarttın. Çocuk böyle böyle. Fuat Hoca da hiç seyretmeden, Nihat'ı hiç seyretmeden, altını yazıyorum çünkü yani bu da enteresan. Bizim futbol bilgimize beraber top oynadığımız için güvendiği bir şey. A takım idmanına çağırdılar. O gün şimdi Ali Rıza Cenova'dan geldi. Fuat da onu A takım idmanına çağırdı. Biz de yukarıdan seyrediyoruz. Şu an ben testlerin balkonu gibi yerden. 11-11. Hoca da Toşak. Benjamin Toşak. Evet. İlk idmanında Nihat bir vurdu çatala. Oradan bir de aldı, bir vurdu öbür çatala. Aman Allah'ım. Toşak kalsın dedi. Ya. Şimdi onun arkasına
Bir ay sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçı oynuyoruz Galatasaray'la. Evet. Bakın Maraş'ın ve Eskişehirspor'un almadığı sezon başladı. Almadığı evet. Nihat Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında sonradan oyuna girdi. Kupada kupayı aldığımız 1-0 galip geldiğimiz gelen golü attı. Nihat'la biz Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı. Buyur. Sonra Bursaspor maçında oynattı ilk maçında ve bir daha da formayı bırakmadı. Nihat'ı o gün Kahramanmaraş Spor Kulübü alsaydı Nihat gidecekti oraya. Çünkü para vereceklerdi çocuğa. Gidecekti. Onlar almadı. Eskişehir Spor alsaydı gidecekti. Belki de Beşiktaş A takımına yükselme fırsatı olmayacaktı. Evet. Yani bazen insanın hayatında büyük tesadüfler var. Evet. Tabii verdiğimiz katkılarla birlikte o tesadüflerin bir şekilde engellenmesine de Toşak aracı olmuş. Yani Toşak onu görür görmez, Toşak çok evet. Cesur birisi Bahattin Bey. Yani evet. İnanılmaz cesaretli birisi. Fuat Hoca bize güvendi, Nihat'ı oraya çağırdı. Evet. Dolayısıyla böyle bir hikayesi oldu Nihat dediğinizin. Nihat da tabii bu şansların hepsini çok iyi değerlendirdi. Maşallah. Evet. Şimdi Nusret Hocam, Okan Koç böyle kısaca mümkün mü söylemeniz? Neden tutunamadı? O da sizin öğrenciniz değil mi? Şimdi enteresan konuşmadık ama güzel yerlere vuruyorsunuz. Hiç hani Okan Koç hani programdan önce şunu konuşalım bunu konuşalım öyle bir şey de yok ama hakikaten çok önemli yerlere vuruyorsunuz. Çok güzel. Bana Niyazi Ölen 2002 yılında dedi ki şimdi Okan Koç'u kimse almaz diyordu. Hocam kim alacak bunu falan diyordu. Okan'ı satalım para kazanalım diyordum. Çünkü evet. Kulübün ekonomik krizi var ya. Beşiktaş'a Mete Düren'i aradım. Nihat'ı veriyor ya Beşiktaş şimdi İspanya'ya gidiyor ekonomik krizi çözmek için. Mete Düren'e dedim ki Dardanel Spor'da teknik direktörüm. Mete Bey dedim Nihat'ın yerine oyuncu dedim Türkiye'de tek dolduracağınız kişi. O zaman da Christoph Daum demeç veriyor Bahattin Bey. Dedi ki Nihat'ı evet. Satan şampiyonluğu satar dedi. Satmayın Nihat'ı dedi. Tarihe geçmiştir. Evet. Tarihe geçmesi lazım. Ve teknik direktör Nihat'ı satan şampiyonluğu satar. Google'a yazsanız bile çıkar bu manşet bir yerden. Evet. Ve Beşiktaş sattı. Çünkü ekonomik krizi içinde bulunduğu ekonomik krizi o günün yönetimi bununla çözdü. Ve ben Mete Düren'i aradım. Nihat'ın yeri, Nihat'ı gidiyor. Evet. Tek dedim Nihat'ın yerini doldurabileceğiniz kişi Okan Koç dedim. Evet. Hafta sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye ile maçımız var. Birini gönderin seyredin dedim. Ondan sonra hocam dedi haber vereyim bakın birini gönderebileceğiz mi dedi. Telefonu kapattı. 10 dakika sonra aradı. Hocam dedi, he dedim ki biraz sakatlığı var, sıkıntısı var, bacağı çekiyor dedim. Ama dedim eğer birisini gönderecekseniz bir 45 dakika oynatabilirim dedim. Şimdi bu tip sakatlıklarda uzun oynattığınız zaman riski artar, artık. Ödem artar. Kalıcı ol. Falan. Birisi, ama bir 45 dakika yarım yamalak hani biz de sakat sakat oynadık geri geldi. Böyle yarım sakatlıklar vardır oynayabilecek. Evet. Onun gibi. Evet. Bunu da niye söylüyorum? Hani iğne yapıp oynatmadık Okan'ı. Futbolda iğne yaparlar, ağrıyı keserler. Bizde yasaktı o. Ve bizim fizyoterapistimiz, kulüp doktorumuz ağrı kesici iğne yapma yasağı var. Çünkü yasak gizlerler o ağrıyı. İğneyi yaparlar, oynarlar. İğnenin tesiri geçince sakatlık kanama büyür, ödem büyür. Hocam Veli Kavak. Yazık ettiler çocuğa. Evet. Veli Kavak. Aradı Mete Düren. Hocam dedi göndereceğiz dedi. Ben de Okan'a Beşiktaş seni seyredecek falan diye doldurmadım. Ama şunu dedim. Okan birileri seni izleyecek dedim. Bir 45 dakika maçın ilk yarısında oynar mısın? Oynarım dedim. Baldırlığı taktı. O 45 dakika çıktı Büyükşehir maçında. Karşısında bizim Sinan vardı. Altyapıdan yetişmiş. Sol bek. Düşünün Beşiktaş'ta Süper Lig oynamış. Bir alt kategoriye gitmiş. Genç çocuk.
Vallahi o günün hepsini, İBB'nin hepsini perişan etti Okan 45'te. Maşallah. İlk yarı 2-1 önde girdik. Yani darma duman ettik. İkinci yarı çıkartmak zorunda kaldım. Çocuk daha fazla oynayamaz yani. Tabii. İkinci yarı çıkarttık. Kaleci de müthiş goller yedi. İkinci yarı Okan'ın çıkmasıyla birlikte maçı 5-2 kaybettik. 2-1 öndeyken. söyleyin adını. Ondan sonra telefon açtılar. Okan'ı beğendiler. Olumlu rapor vermiş seyreden iyi futbolcu. Evet. Kimse bilmiyorum. Fakat Okan'ı beğenmelerine rağmen almak için Serdar Bilgili ile Niyazi Önen, hatta Niyazi Bey'in evindeydik. Bir akşam Serdar Bilgili ile konuştu. O akşam Niyazi Bey'in evindeydim. Yemek yiyorum. Serdar Bilgili'den 3 tane oyuncu istedik biz. Ve para. Ben dedim ki Niyazi Bey'e Ali Cansu'nu isteyin, Tunç'u isteyin. Bir de Evren Gayır var dedim. 3 tane genç. Benim talebem çünkü. Bunları alın dedim. Bunlardan 3 tane daha Okan çıkartırız dedim. Paraya çeviririz onları da dedim. Üstüne de para isteyin. Hani para, çok para isterseniz transfer yatar. Okan'ı verelim. Hem para kazanır hem 3 futbolcudan ben 3 tane daha Okan çıkartacağım. Evet. Çünkü Okan bizim ekonomik krizi yaşadığımız için Okan orta sahanın sağında oynuyordu ve hep savunma yapmak zorunda kalıyordu. Ben bunu aldım, önde oynattım. Frikikleri, penaltıları attırdım. Hep hücum yerinde oynattım. Hatta Çanakkale gazeteleri Tekin Oktay Türk futbolu yeni bir golcü hediye etti diye manşet atmaya başladılar. 6 maç 6 gol falan, bir anda Okan parladı. Dolayısıyla bu arada hani fazla para istemeyin. 3 oyuncuyu alalım. Okan gitsin. Okan'ı da hani tutmak zor. Çünkü Okan kendi yeteneğini biliyor. Devamlı menajerler dediniz ya. Menajerler arıyor. Diyor ki senin diyor sana diyor 10 bin lira para veriyorlar. Tuncay Şanlı 35 bin liraya oynuyor diyor. Tuncay Şanlı mesela. Bunlar hakiki. Şimdi doğru olarak veriyorum Tuncay Şanlı. Onun arkadaşı ya milli takım seçmelerinden hem Adapazarlı falan. Onunla tahrik ediyorlar çocuğu. Evet. Çocuk geliyor bize bunu söylüyor falan. Ya Okan bırak sen para kazanacaksın zaten falan diyoruz biz. Çocuğun motivasyonu bozulmasın diye. Mesela çocuğa diyor ki menajerler hocayla kavga et. Başkanla kavga et. Seni bıraksın, kovsunlar. Yani iş buraya geliyor. Kendini attır. Tabii ufacık çocukların kafası böyle bulanıyor. Hani siz dediniz ya dediğiniz menajerlik işleri bunlar yaşanmış şeyler. Evet. Neyse hani Okan'ın da daha fazla çok rahatsız ediyorlar. Orada durmaması lazım. Okan'ın da bir büyük kulübe gitmesi lazım. Velhasıl bunu kabul etmediler. Niyazi Bey onlardan 650 bin TL, 650 bin dolar para istedi yanılmıyorsam. Evet. Ama dedi 3 futbolcu verirseniz bunları da indiririz dedi. Hani anlaşırız para dedi. Evet. Bu ne hikmetse yani teoriler üretebiliriz ama belge olmayan şeylerle konuşmak istemiyorum. Net olmayan bilgilerle konuşmak istemiyorum. Adeta bile bile alınmadı Okan. Biz onu Gençler Birliği'ne kasetlerini yapmıştım hatta işte verelim gitsin. O zaman menajer bizim Erdoğan Arıcı'ya gönderdi söyledi. İşte böyle böyle Okan kasetini gördüler zaten. Kaseti de bizzat Don TV'de ben düzenledim. İşte sağdan yapıyor, sol ayak, kafa vur. İşte en iyi yerlerini falan. Çünkü satmamız lazım. Yani o bütün takımı kurtarmayacak. O kadar satmamız lazım. Benim de en iyi oyuncu. Ondan sonra çok da sevdiğim bir oyuncu. Relasyonum da iyidir. Yani çok sempatiktir, cin gibidir. Gençler Birliği'ne yola çıktı Okan. Anlaştılar prensipte. 650 bin dolar para verecekler. Bir telefon geldi. Fikret Orman. O zaman Serdar Bilgin'in yönetiminde çalışıyor. Evet. Sizin rakibiniz. Sonradan Beşiktaş'ta. Başkan adayında rakip. Evet. Fikret Orman'la da bir tanışıklığımız var. Altyapının başına getirmek istemişlerdi beni. O da ayrı bir hikaye. O zaman Serpil Hoca vardı. Ben bazı şeyler söyledim. Sonra benle Fikret Orman anlaşma durumuna geldi. O esnalarda böyle bir relasyonumuz vardı. O Güvenç de beni aradı. Dedi ki hocam Okan falan filan
Dedim ki Fikret Bey dedim, Okan dedim, şu anda Bursa civarlarında Ankara'ya doğru gidiyor dedim. Belki ona telefon da ettirdiler, gidiyor falan öğrendiler. Hı. Eğer dedim, Gençler Birliği 650 bin dolar veriyorum. Siz dedim aynı parayı dedim veriyorsanız onu dedim taksitle, bir yıl boyunca taksitle ben başkanla konuşurum. Çünkü satılmasına hiç aklımda yokken ben çok aracı oldum. Hani süsledim. Ya takımı kaybedecekti ya Okan'ın. Hakikat buydu. Çünkü takım evet. boykot yapmıyordu, parasını alamıyordu. Boykot yapmak istiyordu, sahaya çıkmak istemiyordu. Onlara da söz verdim. Bir gün topladım. Dedim bu sahaya çıkmamakla olmaz. İdmana çıkmamakla. İdmanınızı evet. yapacaksınız. Ben size garanti ediyorum. Devre arasında ya Okan'ı satacağız, ya Tolga'yı, ya Ufuk'u. Paralarınızı ödeyeceğim dedim. Evet. Toplantıda. Futbolcularla, o günün futbolcularının hepsi bunları biliyor. Ve o gün o parayı vermediler. O günün dolar paritesiyle de 650 bin dolar falan diyoruz ya, 650 bin TL falan. Yani düşük evet. bir para. O gün o parayı vermediler. Gençler Birliği'ne gitti Okan. Bizden gittiğinden bir hafta sonra, hafta içi bizle idman yapıyordu. Gençler Birliği Galatasaray maçına çıktı. Fatih Bey, bu da önemli. Biz de Kayseri deplasmanındayız o hafta cumartesi. Kayseri evet. Spor'la oynayacağız. Bütün takım ekrandayız karşı karşıya. Okan'ı seyrediyoruz. Şimdi 4 gün önce aramızdaki Okan Galatasaray'a karşı ilk 11 çıkıyor Gençler Birliği'nde. Evet. O gün Lucescu'nun takımına karşı, Victoria'ya karşı sahanın en iyisi olarak bir çıktı bir top oynadı. Darma duman etti. Maşallah. Sonra Beşiktaş onu Gençler Birliği'nden 650 bin liraya almadığı oyuncuya 3 milyon euro verdi. Ya. Okan Koç'u transfer etti. Şimdi o da kötü biliyor musunuz? Yani futbolcuya 650 bine almayıp da 3 milyon dolar transferle transfer ettiğiniz an futbolcu da bunun bu da bir ağırlıktır. Evet. Yani oraya büyük beklentiler olarak transfer edilmek, para beklentisi baskısı altında transfer edilmek başkadır. Evet. Yavaş yavaş adapte edilmesi başkadır. Evet. Dolayısıyla sonra Beşiktaş'a geldi. Bana göre çok iyi oynadı. Bir dönemde ve çok iyi hazırlandığı bir dönemdi ki şöyle söyleyeyim. Mesela Chelsea maçında ve Lazio maçında Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadı Okan. Evet. Özellikle Lazio maçında çok iyi oynadı. Hatta Fuat Hoca da benden önce çalıştı Dardanel Spor'da. Onun da talebesi. Biz Fuat Hoca ile oradan çıktı. Beşiktaş Almanya kampındaydı. Hertha Berlin'e karşı yanılmıyorsam hazırlık maçına çıktı. Ben de o gün Fuat Hoca ile beraberdim. Beraber seyrediyordum. Kazasker'de. Müthiş futbol oynadı. Hazırlık maçında. Ben dedim ki mesela Şampiyonlar Ligi'deki oyununu da beğenmemiştim. Bizde daha iyi oynuyordu. Ama ona rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Lazio maçında çok iyiydi. Ve Chelsea maçında da iyiydi. Fakat o Almanya'da kampta zirve yaptı. Dedim ki hayatımda gördüğüm en iyi Okan bu dedi. Evet. Aynen öyle hoca dedi Fuat Hoca da. O da hocası, ben de hocasıyım. En iyi döneminde Beşiktaş'tan gönderdiler onu. Neler oldu, neler bitti bilmiyorum. Bilmiyorum. Az önce çıkarttığınız resimlerde dikkat ederseniz bir Galatasaray formalı resim var. Evet. Muhtemelen menajerler çok büyük bir para kazanmak için Beşiktaş'tan gönderilecekler listesine yazdırdılar onu muhtemelen. Okan'a sormadım ben bunu. Okan'la görüşüyorum. Okan Koç'la. Okan'a sormadım. Bakın o resim sizin verdiğiniz. Çocuğun aklını bulandırdılar. Büyük para kazanmak için Galatasaray'a vermek istediler. Ve Beşiktaş Galatasaray'a lisansının çıkmasını engelledi. Okan Koç başka takıma transfer oldu. Ve sürekli alt takımlara gitti ondan sonra. Bana kalırsa size hani çok güzel bir soru dedim ya, bunu neyle perçinleştireceğim? Niyazi Bey'le çalışırken Okan'ı ben satmak istiyorum, kim alır dedi. Ya Okan çok iyi futbolcu dedi. Dedi ki bana, hocam dedi, Nihat Kahveci ile Okan arasındaki peki fark neydi? Siz dedi ikisinin de hocasısınız dedi. Şimdi sizin sorunun güzelliğine geliyorum. Eyvallah. Aynısını Niyazi Önen, Okan Koç'la Nihat Kahveci. Arka arkaya geldi değil mi? Nihat Kahveci, evet. Okan Koç. Niyazi Bey, Okan dedim, Nihat'tan dedim çok daha fazla yetenekleri var.
Yani sürecinin hızlanması, yavaşlanması, sağ ayağı, kalçası vesaire çok farklı yetenekleri var. Çok iyi bir yetenek dedim. Ama Nihat'ın dedim bir özelliği vardı herkesten fazla ona. Nihat anlattığınız her şeyi dinler. Karşı tez üretmez ve anlatılanı en iyi şekilde yapmaya çalışır. Anladım, evet. Nihat'ın en iyi özelliği buydu dedim. Okan'a anlattığınızın karşısında o kadar çok şey düşünüyor ki anlattığınızı uygulayamıyor zaten. Nihat dedim çok iyi öğrenme yeteneği ve uygulama yeteneği var dedim. Okan'da bu eksik var dedim. Neden olamadı? Okan o genius zekası ve yaratıcılığı, futbolcu kurnazlığı, zekadan bahsediyorum. Hani başka evet. Evet. Futboldaki o dahi zekası dışarıda da bir yere gelemedikçe daha fazlasını yapmak istediğini yapamadıkça ona el freni oldu. Ve çok talihsizlik yaşadığı bir olay oldu. Onun abisini kaybetti. Abisi vuruldu onun. Kazandığı paralarla bir otopark yapmıştı abisi. Abisi onun için çok önemli bir figürdü Okan'ın. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Çok Allah rahmet eylesin. İyi bir abisi vardı. Ve gencecik yaşında öyle bir kaybı da yaşadı. Doğru. Abisinin kaybı, kötü menajerler, Beşiktaş'ta Lucescu'nun onu tutması lazımdı takımda. O formuyla kim göndermek istediyse Lucescu ben Okan'ı istiyorum demesi lazımdı. Bana göre Okan bizden sonra Barcelona yapması lazım. Yani Nihat İspanya yaptı ya, Beşiktaş'ın Okan Koç'u Barcelona'ya satması lazım. Bana göre. Peki. Biz Nihat'ı da bakın Nihat'ı da Şampiyonlar Ligi oynamadan biz İspanya'ya sattık. Halbuki Okan Koç'u Chelsea ve Lazio maçları oynayan bir Okan Koç'u ve iyi bir altyapısı olan Beşiktaş'ın Barcelona'ya onu satabilmesi lazım. Peki. Hocam o kadar çok şey var. Gökhan Zan diyeceğim ama bitirmek zorundayız. Bir dakikada bitirebilir misiniz Gökhan Zan desem? Gökhan Zan'ı da Galatasaray'ın elinden aldık. Beşiktaş'a getirdik. Evet. Hüsnü Güreli az önce Okan Koç'la imza atıyordu. Evet. Onu Galatasaray'da Lucescu almak istiyordu. Şunu sorayım hocam. Şurayı sorayım. Erken mi bıraktı futbolu Gökhan Zan? Kesinlikle erken bıraktı. Değil mi ya? Onun yaşıtları top oynuyor şimdi. İbrahim Oyuncu top oynuyor. Evet. Evet. Ki yani Gökhan arkada oynayan için daha da güzel yaş biliyor musunuz? Az koşuyor ve takımı idare ediyor. Süpürüyor. Yani Sergio Ramos gibi işte Beşiktaş bu yıl Godin'i almak istedi ki bence alması lazımdı. Almak için her şeyi yapması lazımdı. Yani o kadar basitti ki Godin'i almak Beşiktaş için. Mesela evet. Adem Laiç'i verse üstüne para bile alırdı Godin'i transfer ederken. Adem Laiç'i verse, Lens'i de bedava veriyorum üstüne dese. Adem'le Godin transferinde Adem genç çünkü. Adem'i satarlar da İtalya alırsa Godin'i alabilirdi. Gökhan Zan erken bıraktı. Evet. Peki. Hocam yine inşallah devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bu bölümü? Yok, teşekkür ederim. Futbol sohbeti her zaman yapmak nasip olmuyor. İşte sizle evet. Yaptık. Güzel oldu. İnşallah da dinleyenler de zevk alır. Tabii evet. Bizim anlattıklarımız çok geniş bir tarih. Yani evet. Belki onları edebiyatımız hani siz yayından önce dediniz bir gün gazetesinde bir tanesi kötü yazı yazıyor diye. Haklı tamam, adam biraz. Estağfurullah. Yok, doğru doğru. Edebiyatım olsa kitap yazacağım da hani edebiyatımız yok yani. Onun için her şey sığamıyor buraya. Biraz onlardan doneler verdik. İnşallah birileri memnun olur dinlediği zaman, izlediği İnşallah. Zaman. İnşallah. Evet, yani tarihe kayıt düştük. Hocam kalın. Ben çok teşekkür ediyorum size. Evet sevgili seyirciler biraz uzun oldu ama parça parça da kesebiliriz bunları, şey yapabiliriz. Görüşmek üzere başka bir programda diyorum.